Osmanlı İmparatorluğunda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler bir. İstila devirlerinin kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler. Ordinarius Profesör Ömer Lütfi Barkan. Vakıflar Dergisi, Sayı 2, 1942. Selçuklu Bizans sınırlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer benzerlerine nasip olmayan bir şansla, çok kısa bir süre içinde tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirecek güçlü bir imparatorluğa dönüşmesi olayı son zamanlara kadar birçok eksik bilgilerle yanlış bir şekilde anlatıldı. Ya da Türk halkının tarihi varlığı hakkında mevcut ve geleneksel olarak kurulmuş dar ve yetersiz bakış açılarına takılıp kaldığı için çözülemeyen bir sorun olarak görülmekteydi. Gerçekten de büyük bir imparatorluğun kuruluşu gibi önemli bir olay Uzun süre boyunca sadece padişahların cesareti ve zekası veya Allah'ın bu devletin kurucularına gösterdiği özel ilgi ve yardım ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlk Osmanlı kaynaklarında yer alan Sultan Osman'ın rüyası, bu olağanüstü olayın açıklanmasının sadece ilahi bir kararla mümkün olduğuna dair inancın bir göstergesidir. Bu konunun açıklanması gereken önemli bir mesele olduğunun farkına varan daha yeni ve yabancı tarihçiler ise Türkler hakkında araştırılmadan kabul edilen yanlış inançları benimsemiş olduklarından ve konuyu farklı açılardan ve daha geniş bir çerçevede değerlendirme hazırlığı içinde olmalarına rağmen ellerindeki bilgi yetersizliğinden dolayı çözülemeyen varsayımlarla tarihi gerçekleri çarpıtmak zorunda kalmışlardır. Örneğin son zamanlarda bu konuyu incelemiş olan Gibbon's gibi yazarlara göre Osmanlıların ve Asya'dan gelen insan kaynaklarının etkileşimi Çevre beylikler tarafından kesilmiş olmalıydı. Bu nedenle bu devletin kurulması için gerekli unsurlar ancak yerel Rumlar arasından sağlanabilirdi. Bu düşünceye göre yeni Müslüman olan Türklerle Müslümanlaşan Rumların birleşiminden oluşan Osmanlı milleti teorisi tüm zorlukları çözen ve gerekli açıklamaları sağlayan anahtarı sunuyordu. Bu şekilde Türkler bu yolla yeni ve büyük bir devlet kurmak için gerekli yöneticileri, savaşlarda kan dökecek askerleri bulmuş ve Osmanlı İmparatorluğunu, Osmanlılaşmış Rumlar ve Bizans'tan öğrendikleri organizasyonla kurmuşlardır. Ancak bilimsel olma ve açıklama iddiasında bulunmalarına rağmen, temel araştırmalara dayanmadan ortaya atılan bu tür varsayımlar, sadece Anadolu Türklerinin göçebe olduğu düşüncesiyle ve tek başlarına bir imparatorluk kuramayacaklarına dair yanlış, ancak genel kabul görmüş inanışlara dayanmaktadır ve herhangi bir eleştiriye dayanamayacak kadar asılsızdırlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kökenleri ve kuruluşu hakkında yapılan araştırmalar, şimdiye kadar bu dar ve geleneksel görüşlerin çıkmazında kalmıştır. Profesör Fuat Köprülü, son zamanlarda yayınladığı çalışmalarında bu anlamsız geleneksel görüşlerin yanlışlığını bilim dünyasına göstermiştir. Profesörün, Orta Çağ Türk tarihinin bu çok önemli ve tartışmalı konusunu tamamen yeni bir şekilde ele alarak, Bilime ve uzmanlık alanına yeni çalışma yolları açan araştırmalarının bazı temel fikirlerini burada hatırlatmayı uygun buluyoruz. Çünkü bu sayede makalemizin konusunu hangi bağlamda ve hangi görüş açısının etkisi altında incelediğimizi daha iyi açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Gerçekten de çalışmamızın temelleri Profesör Fuat Köprülü'nün kitaplarında daha önce ortaya koyduğu ve belirli ve sınırlı çerçeveler içinde mevcut arşiv materyaliyle işlenerek değer ve anlam kazanabilen önemli konulardan bazılarıdır. Peki, Profesör Fuat Köprülü'nün kuruluş meselesini ele alış biçimi nedir ve neden birçok olayın anlaşılması ve açıklanması için bu bakış açısını benimsememiz gerekiyor? Öncelikle, yazarın mevcut önyargılardan arınmak için kullandığı katı bilimsel eleştiri yöntemini vurgulamak uygun olacaktır. Bu tür bir eleştiri karşısında, İlk Osmanlı kaynaklarının açıklama biçimi kadar yabancı alimlerin takılıp kaldıkları görüşler de tamamen değerini yitirmekte ve günümüzün bilimsel tarih yöntemlerine göre geri ve köhne olarak görülmektedirler. Yani ilk Osmanlı kaynaklarının Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu açıklarken Osmanlı padişahlarının ait olduğu soyların nereden ve ne zaman geldiği, dinleri, uç beyliklerindeki sosyal durumları, göçebe, köylü veya şehirli oluşları Hristiyanlar ve diğer Türk beylikleriyle olan ilişkileri hakkında verdiği bilgiler eksik ve yeniden incelenmeye muhtaçtır. Bunun yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşacağı dönemde Anadolu'nun içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumda şimdiye kadar bilimsel bir şekilde incelenmemiştir. Bu yüzden, Osmanlı kaynaklarında olduğu kadar batılı tarihçilerin eserlerinde de Osmanlı tarihi genellikle bir göç hikayesiyle başlar. 400 çadır halkından dünya çapında bir devlet kuran aşiret, Bizans sınırlarında, Türk ve İslam dünyasından uzak, sanki Akdeniz'in ortasında yalnız bir ada gibi bir yerde yerleşmiştir. Bu göçebe'lerin bir süre sonra düzenli bir ordu kurdukları ve bir imparatorluk olacak kadar büyüdükleri görülünce şaşırtıcı bulunur. Ancak, Profesör Fuat Köprülü'nün yapmak istediği gibi olaylara biraz daha geriden ve bilimsel bir bakış açısıyla bakıldığında bu tür şaşkınlıklara yer olmadığı ve her şeyin mantıklı bir şekilde açıklanabileceği anlaşılır. Osmanlı tarihi tıpkı diğer tarihler gibi bir hanedanın destanını oluşturmayı amaçlayan tarihçilerin yazdığı gibi bağımsız ve ayrı olaylar dizisi değildir. Her olay bir dizi sosyal, ekonomik ve dini koşulla şekillenmiş ve dış etkilerle dünya tarihinde yavaş yavaş doğal bir şekilde gelişmiştir. Bu nedenle Politik figürlerin ve olayların arkasında onları hazırlayan sosyal sebepleri aramak gereklidir. Bu bilimsel ve derin sebeplere dayalı olarak Anadolu tarihi incelendiğinde, Osmanlı tarihi 13. yüzyılda Anadolu'da meydana gelen büyük sosyal ve siyasi değişimlerin bir sonucu olarak görülecek ve bu sayede birçok mesele daha anlaşılır bir şekilde açıklanma imkanı bulacaktır. Aslında her şeyden önce hatırlanması gereken Selçuklular döneminde Anadolu'nun fethinin de batıya doğru devam eden büyük Türk göçü için sistematik bir yerleşim ve kolonizasyon işi olduğudur. Profesör Fuat Köprülü tarihi belgelerde 12. ve 13. yüzyıllara doğru yapılan büyük çaplı yerleşim işlerine dair mevcut kayıtları inceleyerek ve yer adları çalışmasıyla tamamlayarak Selçukluların yerleşim politikalarının bazı temel ilkelerini belirleme imkanı bulduğunu belirtmiştir. Anadolu'da çeşitli tarihlerde meydana gelen önemli nüfus hareketlerinden başka, olayların bilimsel olarak anlaşılması için aynı şekilde önemli olan, Anadolu'daki nüfusun göçebe, köylü ve şehirli oranlarıyla, Orta Asya, Mısır, Suriye ve Rusya arasındaki büyük göç ve ticaret yolları üzerinde kurulan Selçuk Devleti'nin ekonomik ve kültürel ilerlemeleri gibi önemli konuları da incelemenin gerekliliğine ikna olmuştur. Ayrıca Moğol istilası ile, Anadolu'da meydana gelen yeni durumu özellikle vurgulamanın gerekliliğini belirtmiştir. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla ilgili bu öncül olayların büyük bir rol oynadığı konusu kimseyi şüpheye düşürmeyecek kadar açıkça görülmektedir. Profesör Fuat Köprülü'nün Orta Çağ Türk Edebiyatı, sosyal ve özellikle dini tarih üzerine uzun yıllar boyunca yürüttüğü verimli ve özgün çalışmalarıyla edindiği otoriteyle kitabında bu dönemlerde Anadolu'da meydana gelen dini akımların ve Müslüman mistik tarikatlarının oluşumundaki Orta Asya'dan gelen akımların ve Türk Moğol şamanizminin etkilerini vurgulaması kayda değerdir. Aynı zamanda Moğolların önünde Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenlerin, imparatorluğun sosyal ve hukuki yapıları içinde sıkışıp kalmış bu göçebe unsurların ne büyük bir güç oluşturduklarını ve ne geniş bir organizasyon içinde birbirine bağlı olduklarını, Babai isyanında Selçuklu devletini derinden sarsmış olmalarıyla göstermiş olmalarını tespit etmesi de bu makaleyi yazarken sürekli göz önünde bulundurduğumuz düşüncelerden biridir. Gerçekten 1242'de Erzurum'u ele geçiren Moğollar Sivas ve Kayseri'yi yağmaladıktan sonra çekilmişlerse de Selçuklu devleti Moğolların egemenliğine girmiş ve bu istiladan sonra Moğol imparatorluğunun diğer bölgeleriyle kurulan ilişkiler yeni göç dalgalarına yol açmıştır. Bu şekilde Anadolu, çeşitli dönemlerde kadınları, çocukları ve hayvanlarıyla birlikte gelen Moğol işgal ve disiplin orduları, Moğol valilerin mayet askerleriyle dolmuştur. Bu durum karşısında, batıya doğru olan akın o kadar doğal ve kaçınılmaz bir olay haline gelmiştir ki, profesöre göre, eğer Anadolu'daki bu yoğunluk, Fetihler sayesinde batıya doğru boşaltılmamış olsaydı toplumsal yapıda derin bir rahatsızlık yaratarak iç karışıklıklara ve mevcut sosyal düzenin yıkılmasına sebep olabilirdi. Öte yandan, Profesör Fuat Köprülü'ye göre, Gibbons'un iddiasının tam tersine, bu dönemde Anadolu ve Osmanlıların bulunduğu uç beylikleriyle diğer Türk ve Müslüman dünyası arasında sıkı bir ilişki bulunmaktaydı. Bu dönemde, Anadolu'da putperest Moğollara karşı İslam'ı benimseme sürecinde olan Altın Ordu Devleti ve Suriye ile Mısır'daki Memlükler gibi İslam ve Türk dünyasının her yanı Anadolu ile sıkı bir ilişki içindeydi. Sınırların sadece göçebe unsurları değil, Türk-İslam dünyasının her tarafından gelen şehirli unsurları, aralarında alimler, şeyhler ve çeşitli meslek sahipleri olan göçmen kafilelerini de çekmiş olması bu görüşü doğrulamaktadır. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasında bu geniş coğrafyada bir araya gelmekte olan dini, sosyal akımların, bilgi ve tecrübe sahibi insanların ve manevi güçlerin desteğini arkasında bulduğunu gösteriyor. Profesör Fuat Köprülü'nün girişimi bu akımları ortaya çıkarmak ve ön plana almak, Osmanlı İmparatorluğu'nun hızlı bir şekilde kuruluşunun mucizesini açıklamak için sunduğu fikirlerin ve bilimsel katkıların en önemlilerinden biridir. Çünkü bu sayede Osmanlılaştırılmış Bizanslılara, devşirmelere, İslam'ı kabul etmiş esirlere dayanma ihtiyacı olmadan, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu için gerekli olan güç ve yetenekleri, özellikle ilk dönemlerde Osmanlıların nereden temin ettiğini anlamak mümkün görünmektedir. Gerçekten de Osmanlı tarihinde, özellikle İstanbul'un fethine kadar, toplu İslamlaşmalar ve devletin kozmopolitleşmesi söz konusu değildir. Aksine, Osmanlı idari yapısı, Selçuklu ve İlhanlıların devlet ve yönetim geleneklerine göre kurulmuş ve başlangıçta devlet işlerinde daha çok Selçuklu idari yapısına mensup yüksek Türk aristokrasisi ve memurları kullanılmıştır. Bu Türk yöneticiler devşirme unsurlar lehine ancak 15. yüzyıldan sonra azalmaya başlamıştır. Esasen Fuat Köprülü'ye göre çeşitli unsurlardan oluşan her büyük imparatorluk için sarayın bir süre sonra kökeni belirsiz kişilerden oluşan bir kapıkulu oluşturması ve kozmopolitleşmesi kaçınılmaz bir olaydır. Abbasiler ve Bizanslılar için doğal kabul edilen bu durum, Osmanlı İmparatorluğunda neden Türklerin yeteneksizliğine yoruluyor? Bizans'ta birçok imparatorun yabancı unsurlardan çıkması, Bizans Rumlarının yönetim yeteneğine sahip olmadığını mı kanıtlar? Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda, Türklerin gerekli güçleri nereden bulduklarını göstermek açısından Fuat Köprülü'nün o dönemlerde Anadolu'daki Türk dini ve sosyal hareketleri hakkında verdiği bilgiler çok değerlidir ve bu konudaki temel fikir şu şekilde özetlenebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Anadolu'daki uç beylikleri Türk ve İslam dünyasının her köşesinden gelen her sınıf ve meslekten insanlarla doluydu. İran, Mısır ve Kırım medreselerinden gelen hocalar Orta ve Doğu Anadolu'dan gelen Selçuklu ve İlhanlı bürokrasisine ait şahsiyetler çeşitli tarikatların temsilcileri ve İslami şövalye ve misyonerler olarak adlandırılabilecek dervişler. Bu kişiler arasında özellikle Paşazade tarihinde Gazianı Rum olarak anılan, diğer tarihlerde ise Alpler veya Alperenler adı altında bahsedilen ve İslamiyet'ten önce tüm Türk dünyasında bulunan eski ve geniş bir teşkilata mensup Türk şövalyeleri bulunmaktaydı. Gerçekten de Osman Gazi'nin arkadaşlarından birinin unvanı olan bu alp tabiri dikkate değerdir. Şehirlerde yaşayan ve İslam dünyasının bazı dini etkileri altında kalmış olanlarının unvanı ise sonradan gazi olarak değiştirilmiş görünmektedir. Yine aynı kitapta Anadolu ahileri olarak adlandırılan ahiyanı Rum ve Horasan erenleri olarak da bilinen Abdalanı Rum'dan bahsedilmektedir. Bunlar, Abdal ve Babak isimlerini taşıyan, özellikle Türkmen kabileleri arasında etkili olan ve genellikle Osmanlı padişahları ile tüm savaşlara katılmış olan delişmen doğalı ve garip tavırlı dervişlerdir. Aşık Paşazade'nin tarihinde Bacıyanı Rum olarak adlandırılan ve hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığımız Anadolu kadınlarının oluşturduğu organizasyon veya tarikattan bahsedilirken, diğerlerine odaklanıldığında her birinin Türk ve İslam dünyasının her yerinde şubeleri olan, ve günümüz komünist veya masonik organizasyonlarına benzer yapıda olan tarikatlar olduğunu görürüz. Bu şekilde kökleri geniş Türk ve İslam dünyasına yayılmış olan bu tür organizasyonlar aracılığıyla, her yerle temas halinde bulunan Osmanlıların, Osmanlılaşmış Rumların yardımına ihtiyaç duymaksızın önceki Türk imparatorlukları gibi büyük bir imparatorluk kurma girişiminde bu güçlerden faydalandıkları ve kendilerine gerekli her türlü unsuru bulduklarına şüphe yoktur. Burada, sadece büyük şehirlerde ve burjuva çevrelerinde değil, uç beyliklerinin köylerinde de özellikle şubeleri bulunan ahi teşkilatının Anadolu'daki faaliyetlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasında büyük bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Profesör Fuat Köprülü'ye göre, Gazi Osman'ın kayınpederi Şeyh Edebali ile silah arkadaşlarından birçoğunun, hatta Orhan'ın kardeşi Alaeddin'in bu tarikate mensup olması, ilk piyade askeri üniformasının ahi üniforması olması, ve Yeniçeriler için ahi başlığının kabul edilmiş olması bu bakımdan son derece anlamlıdır. Bu mistik tarikatların ve organizasyonların büyük bir güç temsil ettiği, toplum içindeki insanları belirli sosyal düzenler için harekete geçirerek dönemlerinin olaylarında önemli roller oynadıkları tarih boyunca kaydedilmiştir. Örneğin, Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemlerinden birinde, babailerin Anadolu'daki tüm Türkmen aşiretlerini harekete geçirerek bu devleti büyük bir şekilde sarsmaları bilinen bir gerçektir. Osmanlı ordularının başarıları için sadece organize ve inançlı savaşçılar sağlamakla kalmayıp, bu misyoner dervişlerin dini ve sosyal fikirlerinin propagandasıyla halk kitleleri arasında aktif bir etki yaratıp, o bölgelerin sosyal yapısında ve siyasi kurumlarında büyük değişiklikler yapmak için uygun bir ortam oluşturdukları da kesindir. Anadolu'nun İslamlaşmasında bu misyoner derviş gruplarının oynadığı rol kesinlikle büyüktür. Daha da ileri giderek, bazı kanıtlara dayanarak, Orta Çağ Hristiyan hukuk anlayışına karşı yeni bir sosyal düzen ve adalet anlayışı getiren ve gizemli bir din propagandası şeklinde ortaya çıkan misyoner Türk dervişlerinin ordularla birlikte veya hatta ordulardan önce fetihlere çıkarak karşı tarafı önceden manen fethettikleri söylenebilir. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda çalışan güçlerin bu kadar derin ve uzaktan gelen kaynaklardan geldiğini ve Hristiyan ile İslam dünyaları gibi iki ayrı kültürel ve manevi gücün karşılaşmasının tarihi bir süreci işlediğini göstermektedir. Profesör Fuat Köprülü'nün araştırmamızın farklı bölümlerinde ele alınan toprak meseleleri ve bazı yeni belgelerin yardımıyla işleme fırsatı bulduğumuz Çalışmamızın anlamının kavranması için gerekli olduğunu düşündüğümüz bazı temel düşünceler bunlardır. Bu düşüncelerden yola çıkarak Osmanlı tarihinin imparatorluğun oluşumuyla birlikte sosyal yapısının kendine özgü özel şeklini alması için çalışan demografik ve dini faktörleri belirlemeye çalışacağız. Görüşümüze göre yine aynı düşüncelerin güçlü bir şekilde ortaya koyduğu üzere Türk tarihinin sadece savaşlar ve anlaşmalar tarihi veya bir hanedan destanı olmaktan çıkarılıp gerçek bir açıklamasının yapılabilmesi ve anlaşılabilmesi için bu meselelere derhal başlanması gerekmektedir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu daha iyi açıklayabilmemize yardımcı olacak, bu tür bir varsayımı destekleyecek nitelikte gördüğümüz bazı belgeleri çok özel bir bakış açısından yapmayı denediğimiz kısa açıklamalarla birlikte okuyucularımıza sunacağız. Kolonizatör Türk dervişleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş olayını Anadolu'dan gelen bir göçmen topluluğu, daha doğrusu Anadolu'da yerleşik düzen bulamayan bir göç dalgasının ve toprağa yerleşmeye çalışan bir tür göçebe muhacirlerin temsil ettiği gücün kendine yer açmak için önüne çıkan siyasi sınırları yıkarak gücünün yettiği bir yere Tuna kıyılarına ve Arabistan çöllerinin içlerine kadar yayılmasını incelemek ve değerlendirmek gerektiğini daha önce belirtmiştik. İmparatorluğun oluşumundan önce Anadolu'da büyük bir yoğunlukta devam eden Orta Asya göçlerinin uzun süredir bu yönlere yayılmaya aday bir güç temsil ettiklerini ve ilk Osmanlı padişahlarının imparatorluğun kurulması için gerekli askeri ve bu imparatorluğa bir Türk devleti karakterini kazandıran her türlü kuvveti bu büyük insan kaynakları arasından bulduklarını görüyoruz. Böyle büyük bir imparatorluğun kurulmasının büyük ölçekte nüfus hareketleri türünden demografik veya matanastasikus, yani istiladan kaçış olaylarıyla aynı zamanda gerçekleşmiş olduğunu göstermek için, istilalarla birlikte göçebe unsurların bu hareketi başarılı bir şekilde kolaylaştırıp ileriye taşımalarını, çeşitli bölgelerin imar ve iskanı için kullanılan sürgün yöntemlerini ve topraklandırma ve toprağa yerleştirme politikasının bu konuda oynadığı rolü başka bir yerde açıklayacağız. Şimdilik burada, bu nüfus hareketlerinin ve büyük ölçekteki kolonizasyon işinin dikkate değer tezahürlerinden birine bakalım. Konu olarak ele almak istediğimiz mesele, boş ve ıssız yerlerde, boş topraklar üzerinde bu Orta Asyalı göçmenler tarafından kurulan bir tür Türk manastırları olan zaviyeler ve yeni bir ülkeye gelip yerleşen kolonizatör Türk dervişleridir. Dervişler ve tekkelerin son zamanlardaki bozulmuş halleri hakkındaki mevcut düşüncelerimizi değiştirecek nitelikte ve iddialı olduğu kadar tuhaf da görünecek bu düşüncemizi destekleyecek bazı belgeleri bu çalışmamızda sunabilecek durumda olduğumuza inanıyoruz. Meseleyi bu şekilde açıklamanın arzu edilen bazı olaylar şeklinde hazırlanıp tartışmaya açılması çalışmamızın yeniliklerinden biri olacaktır. Profesör Fuat Köprülü'nün çalışmalarına dayanarak Müslüman mistik tarikatlarının oluşumunda Türk Moğol şamanizminin etkileri olduğunu ve sonuç olarak Orta Asya'dan gelen akınlarla birlikte Anadolu'ya yeni dini akımların sokulduğunu belirtebiliriz. Bizim burada ele almak istediğimiz dervişler kendi kültürlerinin örf ve adetlerini, dini uygulama ve ritüellerini de beraberinde getiren kişilerdir. Bunlar arasında Anadolu'ya yönelik göç hareketlerini yönlendiren ve bu fetihlerin öncüsü olan kolonistler, yerleştikleri yerlerde hanedanlar kuran önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bu dervişlerin dikkat çekici din ve dünya görüşleri, eski Türk topluluklarından gelen muhacirlerin getirdiği din ve dünya görüşleriyle aynıdır ve müritleri çoğunlukla kendi aile ve soyundan insanlardır. Bu nedenle, Anadolu, bu unsurlar sayesinde sadece farklı organizasyon ve geleneklere sahip insan topluluklarının değil, aynı zamanda getirdikleri dini ve mistik akımların da kaynaştığı bir alan haline gelmiştir. Dikkat çeken şahsiyetler hakkında sonradan uydurulmuş hikayelerde genellikle derviş, tarikat kurucusu ve keramet sahibi olarak tasvir edilmelerine rağmen, çevrelerindeki dini atmosferin gerçek anlamını keşfetmek zor olmayacaktır. Bu dervişler, yeni bir dünyaya, yani bir başka Amerika'ya gelip yerleşen halk kitleleri için, sosyal ve siyasal açıdan büyük bir rol oynamış kahramanlardır. Bu karmaşık dönemde halkın içinden çıkan temsilci kişiliklerdir ve bu nedenle onları son zamanların dilenci dervişlerinden kesinlikle ayırt etmek gerekmektedir. Burada Anadolu'nun dini tarihinden ya da çeşitli tarikatların birbirlerine benzeyen ve benzemeyen yönlerinden bahsetmek niyetinde değiliz. Dervişler ve zaviyelerle olan ilgimiz onların Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu meselesinin anlaşılmasına katkıda bulunan batıya doğru olan bu akın sürecinde temsilci ve öncü olarak görülmelerinden kaynaklanmaktadır. Birçok köylere isimlerini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler ve daima batıya doğru Türk akını ile beraber ilerleyen benzerlerini doğuran zaviyeler ve bu zaviyelerin harbe giden, siyasi nüfuzlarını padişahların hizmetinde kullanan, zaviyelerinde padişahları kabul eden ve onlara nasihat veren şeyhler ilgimizi çekmek için birçok özelliklere sahiptirler. Hele onların daha fazla yarı göçebe Türkmenler arasında telkinatta bulunuşu, köylerde yaşayışı, toprak işleriyle meşgul oluşu ve benimsemek için dağdan ve bayırdan toprak açması bu ilgiyi artırmaktadır. Gerçekten, daha sonra tanıyacağımız dervişlerin şehirlerdeki tekkelerde ayin ve ibadetle meşgul olan ve sadaka ile geçinen temsilcilerinin aksine olarak, sürekli kırlara, Boş topraklar üzerine yerleşen ve henüz bir devlet memuru ve maaşlısı şekline girmemiş olan bu dervişlerin hayatı ve onları oralara iten güçlerin anlamı anlaşılmaya değerdir. Bazı tarihi simalar bu şekilde çeşitli ülkelerden gelmiş çeşitli insanların ve onların temsil ettikleri düşüncelerin kaynaştığı Osmanlı İmparatorluğu o dönemdeki Türk İslam dünyası içinde yeni bir dünya, bir başka Amerika oluşturduktan sonra her türlü yeniliklere sahne yeni bir hayatın hazırlandığı yeni bir dünya haline gelmiş bulunuyordu. Dünyanın her tarafından gelmiş her düşünce, her türlü insan ve güç kaynağı onun zamanın evrensel bir Türk ve İslam dünyası imparatorluğu olarak kurulmasına hizmet ediyordu. İmparatorluğun gücünü aldığı kaynakların çokluğu ve bu türden kozmopolitliği, Kuruluş dönemlerinde bu devletin kurucuları yanında toplanmış olan kişiliklerin çeşitli akımların temsilcisi olan çeşitli kökenli insanlardan oluşmasıyla sabittir. Bu şekilde bu kişiliklerin kimler olduğunu belirlemeye çalışmak, bu insanların kişiliğinde imparatorluğun kurulması için iş başında olan güçleri çalışırken görmek demektir. Bu bakımdan isimleri bir tesadüf gibi tarihlere geçmiş olan bazı kişilikler ve onlar hesabına üretilmiş olan çok saf ve çok basit görünen menkıbeler bize araştırmalarımızın geleceği için geniş ufuklar açan değerli görüşler ilham edecek durumdadırlar. Gerçekten Osman Gazi'nin silah arkadaşları kimlerdir? Kimlerle konuşmuş ve kimlerin yardımını ve hayır duasını istemiştir? Bu konuda elimizde mevcut kayıtlar genellikle düşünüldüğünden çok daha anlamlıdır. Bu kayıtlar hakkında fikir vermek için bazı tarihçilerin Osman Gazi'ye Diğerlerinin ise babası Ertuğrul'a gösterdikleri meşhur rüya hikayesini ele alalım. 1. Ertuğrul, hayatta olduğu bir dönemde bir gece rüya gördü. Bu sıra dışı olay karşısında uyanıp, bu rüyayı düşünerek, Allah'ı anarak vakit geçirdi ve sabah namazını kıldı. Sonra hemen yola çıkıp Konya'ya gitti. Orada Abdülaziz adında bir haber veren kişi var. Ancak bazıları, bu rüyayı yorumlayanın bir aziz şeyh olduğunu söylüyor. Babinger'in yayınladığı Oruç Bey tarihinde ise Ertuğrul'un gördüğü rüyayı yorumlayan şeyh, Konya'da oturan ve Sultan Alaeddin'in de inandığı ünlü ve zengin bir kişiydi. Yukarıdaki kayıtta adı geçen Abdülaziz, Sultan Alaeddin'in veziridir. Sultan Osman, Konya Sultanı'nın askerleriyle birlikte İstanbul tekfuruna karşı yaptığı bir mücadele sonrası, ganimetten onda birini çıkarıp Konya Sultanı'na gönderince, Sultan tarafından kendisine gönderilen sancak, ve diğer şeylerle birlikte Şeyh Edebali'nin kızını da getiren kişi işte bu vezirdir. Aşağıda aktardığımız kayıttan anlaşılacağı üzere, Osman Gazi'ye bu kızı neden alması gerektiğini açıklarken, babası Ertuğrul'un gördüğü rüyadan şöyle bahsediyor. 2. Ey oğul, baban Ertuğrul'un gördüğü rüya şuydu ki, Şeyh Edebali bu rüyayı yorumlamış. Atına binip doğruca Konya'ya gitti. Meğer Konya'da, Şeyh Edebali diye çok saygın bir kişi varmış. Bu Şeyh Edebali kamil biriydi. Rüya bilimini çok iyi bilirdi. Kerameti açığa çıkmış biriydi. Dünyası genişti. O bölgede ünlüydü. Sultan Alaeddin de ona inanırdı. Şeyh dedi ki, ey yiğit, rüyanın yorumu şudur. Bir oğlun olacak, adı Osman olacak ve benim de bir kızım olacak, Rabia, diğer tarihlerde Bala Hatun olarak bilinir. Kızımı senin oğlun Osman'a verecekler. İlk Osmanlı padişahının bu şekilde akrabalık ilişkileri kurduğu bu Şeyh Edebali kimdir? Ve bu kadar etkili bir kişiyle yapılan bu tür bir siyasi anlaşmayı gerçekleştiren evlilik hangi şartlar altında yapılmış ve sonucu ne olmuştur? Diğer tarih kaynakları da rüyayı gören kişinin Ertuğrul Gazi değil, Osman Gazi olduğunu ve Şeyh Edebali'nin çok sayıda hayvana, bol nimete sahip, misafirhanesi sürekli dolup boşalan, zengin ve halk üzerinde etkili bir şeyh olduğunu, Osman Gazi'nin bu şeyhe sık sık misafir olduğunu belirtir. Rüyada bu şeyhin kuşağından çıkan bir ayın Osman'ın koynuna girdiği ve oradan tüm dünyayı kaplayan bir ağaç şeklinde yükseldiği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca rüyayı gören kişinin bu şeyhle tanışık olması ve tüm dünyayı kaplayan bir ağaç hayaline sahip olacak kadar siyasi hedefler beslemesi, ve rüyayı yorumlayan şeyhin de en azından bu tür bir rüyanın temsil ettiği düşüncenin gerçekleşebileceğini düşünecek kadar olayların bu yönde gelişmekte olduğuna dair bir sezgiye sahip olması gerçekten anlamlıdır. Bu tür rüyaların Osmanlılardan önce diğer hanedan kurucularına da görüldüğü kaydedilmiş olsa da, bu rüya hikayesi vesilesiyle Osmanoğullarının böyle bir şeyhle yakın ilişkileri olduğunu öğreniyoruz ve şeyhin kızıyla yapılan bu evlilik hikayesini gerçekten önemli buluyoruz. Bu nedenle yalnızca bu açıdan yani tarihi folklorun belirli bir konuyu işlemek için o toplumdan alınan motiflerle olayın gerçekte nasıl gerçekleştiğini hayal etmemize yardımcı olacak malzemeyi sağlayacak hikayeyi çeşitli kaynaklardan inceleyelim. 3. Osman'ın halkı arasında Edebali adında dünyası sonsuz olan saygın bir şeyh vardı. Ancak o gerçek bir derviş gibi yaşardı ve hatta derviş olarak anılırdı. Bir zaviye inşa ederek gelecek nesillere ve yolculara hizmet ederdi. Bazen Osman onun zaviyesine misafir olurdu. 4. Aralarında kerametleri açığa çıkmış, tüm halkın güvendiği saygın bir şeyh vardı. Dünyası, nimeti ve hayvanları çoktu. Aydınlık ve ışık sahibiydi. Misafirhanesi hiçbir zaman boş kalmazdı ve Osman Gazi bu dervişe konuk olurdu. Görüldüğü gibi bu şeyh çevresi ve malı mülkü çok olan biriydi. Tüm belirtiler onun mali gücünün ve siyasi etkisinin büyük olduğunu gösterir. Misafirhanesi hiçbir zaman boş kalmamaktadır. Bununla birlikte, Aşık Paşazade'ye göre, tüm bu işaretlere rağmen bu ünlü adam aynı zamanda bir dervişti. Bu etkili şeyh ile Osman Gazi'nin ilişkileri meselesi, Osman Gazi'ye verilen bu müjde ve bahsedilen ilişkilerin sağladığı yardım karşılığında, kendisi padişah olduğunda hem bu şeyhe hem de müritlerine, yani tüm gruba ve organizasyona bir şeyler vaat etmesi gerektiği konusu gündeme geldiğinde, gerçek bir siyasi anlaşma şeklini alıyor. Gerçekten de, Neşri'nin Şeyh Edebali'nin oğlu Mehmet Paşa'dan aktardıklarına göre, bu şeyh ve müritlerinin Osmanlı topraklarında işgal ettikleri konuma bakıldığında, bu sıkı ilişki ve kız alma hikayesinin aslında karşılıklı bir anlaşmadan ibaret olduğu ortaya çıkıyor. 5. Çünkü şeyh Osman'ın rüyasını bu şekilde yorumladı. Derviş Durgut adında şeyhin bir müridi vardı. Orada bulunuyordu. Dedi ki: "Ey Osman, sana padişahlık verildi. Bize şükran olarak ne verirsin?" Osman dedi ki: "Size bir şehir vereyim." Derviş dedi ki: "O küçük köye de razıyım. Ve bana bir mektup ver." dedi. Osman dedi ki: "Yazı yazmayı bilmiyorum. İşte bir testi ve bir kılıcım var." sana vereyim ki bu sana bir nişan olsun ve çocuklarım gördüklerinde hatırlasınlar. O testi ve o kılıç orada bir nişan olarak kaldı. Ve şimdi hala padişah olanlar onu görüp ziyaret edip o dervişin çocuklarına güven ve ihsanlarda bulunurlar. Ve bu edebali dediğimiz şeyh 120 yaşında vefat etti. Hayatında iki kez evlendi. Birini gençlikte ve birini yaşlılıkta. İlk eşinin kızını Osman Gazi'ye verdi. İkinci eşi Tacettin Kürd'ün kızıydı. Hayrettin Paşa ile kayınbiraderlerdi. Ve bu ilişki ve bu menkıbeler Şeyh Edebali'nin oğlu Mehmet Paşa'dan nakledildi. Aynı konu hakkında detaylar Aşık Paşazade tarihinin İstanbul basımı 60. sayfasında da bulunmaktadır. Ancak bu tarihe göre Osman'a bize bir kağıt verdiyen ve atalarından kalan bir kılıcı nişan olarak saklayan Şeyh Edebali'nin müridi Şeyh Durgut adlı derviş değil, kumral dededir. Bu sefer kendisine bir şehir vaat edilmiş görünmektedir. Burada Ertuğrul Bey'e ait olarak gösterilen kılıç, dervişin elinden, köyün sonraki padişahlar tarafından geri alınmaması için verilmiştir. Her ne kadar bu iki tarihte görülen isim farklılıkları, aynı olayın iki farklı anlatımı gibi görünse de, Osman'ın bu tarikattan birçok dervişe yardım karşılığında sadece bir köy değil, Belki birçok köy ve kasabalar vaat etmiş olabileceğini de hatırlatabilir. Osman'ın söz konusu birçok dervişe yazılı bir nişan yerine kılıç vermesi, bahsedilen tarihçilerin açıklamak istediği gibi, Osman'ın yazı yazamamasından değil, belki henüz resmi olarak nişan verme yetkisine sahip olmamasından veya zor durumda bu tarikatın dervişlerine yazılı bir belgeden çok daha değerli ve sonraki nesiller üzerinde de etkili olacak bir atalar kılıcı vermeye mecbur olmasından ya da her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak bir garanti vermek istemesinden dolayı olabilir. Yoksa Osman Gazi'nin çevresinde herhangi bir belge veya nişanı hazırlayabilecek kişilerin olup olmadığı konusunda şüphe etmek doğru olmaz. Önemine binaen, Aşık Paşazade tarihinin verdiği bilgiyi aşağıya ekliyoruz. 6. Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin rüyasını yorumladı ve padişahlığı kendisine ve soyuna müjdeledi. Yanında şeyhin bir müridi vardı. Kumral Dede diyorlardı. Bu derviş dedi ki: "Ey Osman, sana padişahlık verildi. Bize de şükran olarak ne verirsin?" Osman Gazi dedi ki: "Ne zaman padişah olursam sana bir şehir vereyim." Derviş: "Bize bir kağıt ver." dedi. Osman Gazi dedi ki: "Ben kağıt yazmayı bilmiyorum ki benden kağıt istersin. Ama atamdan kalan bir kılıç var. Onu sana vereyim, nişan olsun." Eğer Allah bana padişahlığı nasip ederse, soyum bu kılıcı görür ve köyünü almaz dedi. Şimdi o kılıç hala Kumral dedenin soyundadır. Birinci Osman'dan her kim padişah olursa, o kılıcı ziyaret ederler. Bu kayıttan, Şeyh Edebali'nin nüfuzlu bir ahi şefi olduğu ve kardeşinin de bir ahi olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de, Bursa'nın fethinde Orhan Gazi'ye eşlik eden Ahi Hüseyin, bahsedilen Şeyh Edebali'nin kardeşi Ahi Şemseddin'in oğluydu. 7. Orhan, Bursa fethine giderken, babasının önünde yere kapanıp itaat gösterdi. Ve yine Köse Mihal ve Torgut Alp, Orhan Gazi'ye eşlik etti. Ve orada Şeyh Mahmud adında saygın biri vardı. Onunla birlikte, Edebali diye anılan saygın kişinin bir kardeşi vardı. Onun adı, Ahi Şemseddin'di. Oğlu Ahi Hüseyini Orhan Gazi dedesinden isteyip Osman Gazi de onu verip yola çıkardı. Başta Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecini incelediğimizde Profesör Fuat Köprülü'nün o dönem Anadolu'da güçlü bir organizasyon olarak var olan Ahi gruplarına mensup kişilerin bu devletin kuruluşunda büyük bir rol oynadıklarına dair fikirlerinin özetini aktarmıştık. Bu türden dini organizasyonların mevcut delillerden anlaşıldığı üzere Diğer Anadolu beyliklerinin oluşumunda da büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Anadolu'da Osmanlılardan önce oluşan diğer beyliklerinde Osmanlılar gibi çeşitli zamanlarda Anadolu'ya gelen veya yerleştirilen Oğuz, yani Türkmen boylarının Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirilmesi sonucu meydana geldiği düşünülürse, Türkmen kabileleri arasında yayılmış olan dini tarikatlerin ve bu tarikatları temsil eden kişilerin etkisinin doğal olarak ortaya çıktığı anlaşılır. Selçuklu Devleti'nin zayıflamasında bu Türkmen kabilelerine dayanan babayilerin isyan ve propagandalarının etkili olduğu gibi, aynı babayi -ay liderlerinin Ertuğrul ve Osman Gazi dönemlerinde aktif oldukları ve Karamanoğullarının bağımsız bir devlet kurmalarında babayiliğin ve babayi liderlerin büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Bu önemli konuların detaylarıyla incelenmesi ve bu konuda kesin bir görüş belirtilmesi şu an için mümkün olmasa da, ileride toprak mülklerini ve vakıflarını inceleyeceğimiz dervişlerin gerçek kişilikleri hakkında bir fikir edinebilmek için, aslında herkes tarafından bilinen bazı kayıtları burada anmak uygun görülmektedir. 8. Alaeddin vefat etti. Hicri 659 yılında oğlu Sultan Gıyas tahta geçip padişah oldu, hüküm sürdü ancak zulüm yapmaya başladı. O zamanlar bir şeyh vardı. Adına Baba İlyas derlerdi. Acem'den gelmişti. Sultan Alaeddin zamanında gelip Amasya bölgesinde Çat denilen bir kasabada yerleşmişti. Hazreti Mevlana Celaleddin de o zaman Konya'daydı. O zamanlar çok sayıda büyükler ve şeyhler vardı. Zira Sultan Alaeddin şeyhlere dost olduğu için hepsi onun ülkesine gelmişlerdi. Sultan Alaeddin vefat edip oğlu Gıyasüddin, tahta geçtiğinde çok zulümler yapmaya başladı. Sonunda bir sebepten baba İlyas'tan korkup ordu gönderdi. Baba ileri, kılıçtan geçirdi. Bunun da başka bir hikayesi vardır. Aşık Paşa oğlu Elvan Çelebi menkıbelerinde anlatılmıştır. Karaman bölgesine önceden Yunan denirdi. Karaman isminin konulmasına sebep olan bu hikayeyi getirdik. Bir gece ansızın Sultan Gıyasüddin Padişah'ın kulları isyan ettiler, onu tahttan indirdiler. Babayilerden Muhlis Paşa bir sebeple padişah oldu. Babayileri yok edenlerden intikam alıp, o ordudan kim varsa hepsini kılıçtan geçirdi. 40 gün hüküm sürdü. Bazıları altı ay hüküm sürdü dedi. Sonra babayilerden halife göre, Kadı Baba İlyas zamanında üç yıl halife olmuştu. Meğer o göre kadının beş yaşında bir oğlu kalmış, adına Karaman derlerdi. Muhlis Paşa o çocuğu getirip tahta geçirdi. Padişah yaptı, nefes verip dedi ki, bu nesil bu vilayeti tutsun, padişah olsun dedi. Karaman vilayetine, Karaman denmesinin sebebi budur. 9. Ertuğrul Gazi zamanında Baba İlyas adında bir divane vardı. Ertuğrul Gazi ile birlikte Rum'a gelmişler ve yanlarında koçum seydi vardı. Baba İlyas'ın halifesi olan bu kişilerin kerametleri belirgin ve duaları kabul edilen azizlerdi. Osman Gazi zamanında ise, alimlerden Tursun Fakih, fakirlerden Baba Muhlis ve Osman Gazi'nin kayınbabası Edebali vardı. Bunlar da duaları kabul edilen azizlerdi. 10. Murat Hüdavendigar zamanında denir ki, o dönemde Ankara Kalesi ahilerin elindeydi. Sultan Murat Han Gazi yaklaştığında, ahiler karşılayıp kaleyi teslim ettiler. Sultan Murat Han Gazi şehre girince, üzerine atılan paraları adamları yağmaladılar. Ahilik ile babayilik ve burada adlarını zikrettiğimiz çeşitli tarikatların birbirleriyle olan ilişkilerini tam olarak belirleyemesek de, bu tarikatların temsilcilerinin Türkmen kabileleri üzerinde etkide bulunduğunu, Türkmenlerle birlikte bu dervişlerin ve tarikatların da Orta Asya'dan geldiğini söyleyebiliriz. Ahiliğin de diğer tarikatlar gibi yalnızca şehirlerdeki burjuva sınıflarına özgü bir yapılanma, mesleki gruplara ait kuruluşlar olmadığı, birçok ahi liderinin köylerde yerleşik olduğu dikkat çekicidir. Ve burada henüz yeterince aydınlatılmamış olan bu konuları geçerek hem ahileri hem de diğer tarikat kurucularını köylerdeki faaliyetleriyle, özellikle köylerde kurdukları zaviyelerle ülkenin imar ve iskanı ile dini propaganda işlerine yaptıkları katkılar açısından ve tamamen özel bir zaviye üzerinden inceleyeceğiz. Anadolu'da dinlerin tarihi, şehirlerin ve şehirlere ait yapıların tarihi bizim konumuz dışındadır. Bununla birlikte, bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmak işimizi çok kolaylaştırabilirdi. Şimdiye kadar, Osmanoğullarının bir devlet kurma çabalarında, Başlangıçtan itibaren gizemli görünen bazı kişiliklerin ve onlar aracılığıyla bazı dini ve siyasi yapıların yardımlarından faydalandıklarını ve bu yardımların genellikle kendilerine bazı arazi mülkiyet haklarının verilmesi veya yalnızca toprağın sağladığı faydaların terk edilmesi şeklinde ödüllendirildiğini gördük. Bundan sonra bu konuyu daha fazla derinleştirerek aynı meseleyi aydınlatmaya çalışalım. Bu bağlamda Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali ve müritlerine Osman Gazi'nin henüz padişah olmadan vaat köyler ve verilen nişanlardan sonra, aynı şekilde Anadolu'da son dönemlerin siyasi olaylarında büyük roller oynayan tarikat temsilcilerinden biri olan, Bursa'daki türbesi bulunan Geyikli Baba'ya verilen arazilerden bahsedelim. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Osmanoğulları ile birlikte birçok şey, Anadolu'nun batı bölgelerine yerleşmişlerdi. Bu yeni gelen derviş muhacirlerin bir kısmı gazilerle birlikte ülke açmak ve fetihler yapmakla meşgulken, bir kısmı da çevredeki köylere veya tamamen boş ve ıssız yerlere yerleşmiş ve orada müritleriyle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. O dönemlerde bu dikkate değer dini topluluklara hemen her yerde rastlanmaktaydı. Tercihen boş arazilere kurdukları zaviyeler bu şekilde büyük kültür, imar ve din merkezleri haline gelmekteydi. Bu zaviyelerin ordulardan daha önce sınır bölgelerine gelip yerleşmiş olmaları onların faaliyetlerini kolaylaştıran nedenlerden biriydi. Aşağıdaki kayıt bu noktayı göstermektedir. 11. Göynük ve Taraklı'ya yapılan bir akında Osman Gazi, Köse Mihal'in bu yöndeki düzenlemesini doğru bulup savaşçıları toplayıp geldi ve Beştaş zaviyesine konaklayıp şehirlerinden Sakarya Nehri'nin geçiş yollarını sordular. Şeyh cevap verdi. Bursa'nın fethinden sonra, Evliya Çelebi'nin belirttiği üzere Bel, Buhara ve Horasan taraflarından birçok erenlerin gelip yerleşmesi dikkat çekicidir. Özellikle, Bursa'da türbesi bulunanlardan Şeyh Abdal Murat, Horasan erenlerindendir ve Bursa'nın fethinde yer almıştır. Şeyh Abdal Musa, Yesevi dervişlerindendir ve Hacı Bektaş ile birlikte Anadolu'ya gelmiştir. Emir Sultan, Hüseyin'i soyundandır ve Buhara'da doğup büyümüştür. Şeyh Geyikli Baba da Yesevi dervişlerindendir. Konya'da bazı Türkmen aşiretleri arasında Geyikli Baba dervişlerinin bulunması bu taraflardan gelmiş bir Türkmen kabilesine mensup olabileceğini düşündürmektedir. Geyikli Baba'nın Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi ile ilişkileri ve nakledilen menkıbeleri dikkate değerdir. Kayıtlara göre bu dönemde İnegöl civarında ve Keşiş Dağı yanında yerleşen dervişler, özellikle kırlara ve köyler civarına yerleşmişlerdir. Bunlar, Baba İlyas'ın müritlerinden ve Seyyid Ebu Elvan tarikatındandırlar. Kendi hallerinde, kendi güçlerinden emin bir şekilde yaşamakta ve dönemin padişahının hareketlerini uzaktan izlemektedirler. Geyikli Baba'nın, Kendisiyle görüşmek isteyen Sultan Orhan'a karşı tutumu ve Bursa'ya geldiğinde hediye olarak bir ağaç getirip dikmesi, dervişin padişahın verdiği değerli eşyaları reddetmesi ve karşıdaki tepecikten itibaren yere kadar dervişlerin avlusu olsun şeklinde arazi talebinde bulunması. Padişahın kendi şahsına ve nesline bu dervişlerin makbul dualarını kazanmaya gösterdiği ilgi ayrıca not edilmeye değerdir. 12. Geyikli Baba'nın hikayesi şöyle anlatılır. Sultan Orhan Gazi Bursa'ya geldiğinde Bursa'da bir imaretane kurarak dervişleri araştırmaya başladı. İnegöl civarında Keşiş Dağı yanında birçok derviş yerleşmişti. Ancak içlerinde dağda geyiklerle birlikte dolaşan bir derviş vardı. Turgut Alp bu dervişe çok değer vermişti ve sürekli onunla sohbet ederdi. Turgut Alp o zamanlar çok yaşlıydı. Sultan Orhan Gazi dervişleri araştırdığını duyunca adamlarını gönderip şöyle dedi. Köylerimizde birçok derviş gelip yerleşmiş, içlerinde geyiklerle konuşan, hiçbir hayvanın ondan kaçmadığı çok kıymetli bir derviş var diye haber gönderdi. Sultan Orhan Gazi duyunca, bu müritlerin kimindendir? diye sordu. Derviş, baba İlyas'ın müritlerindendir ve Seyyid Ebu Elvan tarikatındadır, dedi. Sultan Orhan Gazi'ye gelip, adamlarını gönderin, bu dervişi buraya getirin dediler. Gittiklerinde dervişi davet ettiler ama gelmedi. Sakın Orhan buraya gelip beni günaha sokmasın dedi. Bu haberi Sultan Orhan Gazi'ye ilettiler. Sultan Orhan Gazi tekrar adamlarını gönderip bizimle görüşmek çok isteğimizdir. Neden gelmiyorsunuz veya neden bizi oraya davet etmiyorsunuz? dedi. Derviş yine dervişler dua eder. Gözcüdür diye cevap verdi ve birkaç gün geçti. Bir gün derviş bir kavak ağacını omzuna alıp getirip Bursa Kalesi'ndeki Bey Sarayı'nın avlusunun kapısının iç yanına dikmeye başladı. Sultan Orhan Gazi'ye hemen haber verdiler. O derviş bir kavak ağacı getirip dikiyor diye. Sultan Orhan Gazi sormadan derviş, "Bu bizim bağışımızdır. Ancak dervişlerin duası size ve neslinize kabul edilir." diyerek hemen dua edip oradan ayrıldı. O kavak ağacı şimdi hala orada Saray kapısının iç yanında çok yoğun ve büyük bir ağaç olmuştur. Padişahlar daima o ağaca bakım yapıp kurumasını önlerler. Sonra Sultan Orhan Gazi dervişin mekanına gidip ona değerli eşyalar vermek istedi ama derviş: "Ey han, bu mülk ve mal Allah'ın kullarına verilir. Biz bunların ehli değiliz, mal size daha uygun." dedi. Sultan Orhan Gazi ısrar edip: "Derviş, lütfen sözümü kabul et." dedi. Derviş: "Padişahım, Sözünüz boşa çıkmasın. Şu tepeden itibaren olan yer dervişlerin avlusu olsun dedi. Sultan Orhan Gazi kabul edip dervişin hayır duasını alıp gitti. Derviş vefat edeceği zaman Sultan Orhan Gazi oraya bir türbe ve yanına bir tekke ve cami yaptırdı. Şu an orada beş vakit namaz kılınıp ihya edilmiş durumda. Adınay Geyikli Baba Zaviyesi denir. Askeri fetihlerle birlikte daha sonra inceleyeceğimiz üzere birçok aşiretlerin veya köylü ve asker halkın kendi istekleriyle gelip yerleşmeleri ya da zorunlu iskan ve sürgünlerle birlikte gelen ve aynı sürecin farklı bir ifadesi olarak derviş unvanlı kişilerin belli bir düzene tabi akınları, boş yerlere gelip yerleşmeleri ve orada bir nevi Türk uzletgah ve manastırlarını kurmaları ve zamanla bu yerleri bir köy, bir kültür ve tarikat merkezi olarak örgütlemeleri görülmektedir. Başlangıçta, Türk nüfusunun sürekli batıya doğru yayılmasının çok doğal bir tezahürü olan bu yapılanmalar, Anadolu içinde bu yayılmanın tüm aşamalarını belirlemeye yardımcı olacak şekilde adım adım ilerlemiştir. Öyle ki bu kolonizatör Türk dervişlerine ve onların köylerde kurdukları zaviyelere Türk fetihleriyle birlikte Anadolu'nun her yerinde rastlanmaktadır. Aynı göç dalgası batıya doğru yayıldıkça bu akının öncülerini oluşturan dervişler ve onların kurduğu yapılar Zaviyeler de batıya doğru ilerlemiş ve çoğalmıştır. Bu yayılım hakkında oldukça net bir fikir veren birçok kaydın bulunması, araştırmamız için önemli bir nokta sunmaktadır. Türk tarihi için bu kadar büyük ve önemli bir konunun çözümüne yönelik bundan sonra yapılacak çalışmalar için değerli yardımcılardan biri olarak kabul edebileceğimiz bu kayıtları nasıl anlamamız gerektiğine dair burada sunduğumuz açıklamalar yalnızca bir deneme niteliğindedir. Bu kayıtlara göre başlangıçta ve esasen bu türden kendiliğinden bir kolonizasyon hareketini temsil eden zaviyelerin kuruculuğu ve şeyhliği görevi zamanla devletin oluşumuyla birlikte resmi bir görev şekline dönüşmüş ve sonunda bu devlet kurumları da bozularak bir tür parazitliğe dönüşmüştür. Bu durumda son dönemlerin dilenci dervişleri ve tekke ile türbelerin tembellik yuvasına dönüşmesiyle bahsi geçen kurumlar arasında hiçbir ilişki kalmamıştır. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulacağı dönemlerde, Anadolu'ya yapılan bu derviş akını ve dervişlerin köylerde yerleşerek toprak işleriyle ve din propagandasıyla meşgul olmaları, Anadolu'nun fethi ve yerleşimi kadar eski bir gelenektir ve bu fetihlerin şiddetiyle orantılı olarak güç ve önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, Osmanoğulları beyliğinin gücü arttıkça, bu teşkilatın Anadolu'da zaten mevcut olan akımları devam ettirdiği, ve belki de son siyasi hareketler nedeniyle daha fazla hareket ve aktiviteye sahne olduğunu belirtebiliriz. Özellikle incelememizin kayıtlar bölümünde görebileceğimiz 24, 25, 26, 28, 29 ve 217 numaralı kayıtlara göre Anadolu'da bulunan zaviyelerin çoğunun Osmanlılardan önceki beyliklerin himayesi ve işaretleriyle kurulmuş ahi zaviyeleri olması gerektiği kaydedilmelidir. Bu ahiler ve şeyhler Osmanoğulları döneminde olduğu gibi bu dönemlerde de mevcut hak ve ayrıcalıklarını yoldan geçenlere ve konuklara hizmet etmek karşılığında almışlardır. Bakınız 216, 73, 77, 78 numaralı kayıtlar. Hatta bazıları bu yerleri gayrimüslimlerden alıp oraya yerleşmişlerdir. Bakınız 82, 91 numaralı kayıtlar. Örneğin Ahi Mahmut Aydın civarında İsa Bey nişanıyla bazı arazilere mülkiyet üzerine hakim olmuştur. Bu gibi eski dönemlerden kalan ve Saruhan'da Ahi Aslan, Ahi Farkun, Ahi Şaban, Ahi Çarpık, Ahi Yahşi ve oğulları Ahi Yunus, Kandırmış Şeyh, Dil Şeyh, Duruca Daha, Nusrat Şeyh, Saru İsa, Saru Şeyh, Kutlu Bey, Kızıl Emeli Zaviyeleri ile Menteşe'de Ahi Yusuf, Ahi Feke, Ahi Debba, Ahi Ummet Ahi İsmail zaviyelerinin varlığı bu durumu doğrular. Amasya ve Tokat'ta da eski dönemlerde kurulmuş olması muhtemel pek çok ahi zaviyesi bulunmaktadır. Ünlü seyyah İbni Batuta, ahileri Anadolu'da yaşayan Türkmen topluluklarının her vilayetinde, her şehirde ve her köyde mevcut olarak tanımlamıştır. İlk Osmanlı padişahları, mevcut zaviye şehirlerini korudukları gibi, birçoklarının yeniden yerleşip zaviye açmasına da yardımcı olmuşlardır. Osman Bey ve Orhan Gazi'nin şeyhlerle olan ilişkilerine dair bazı tarihi kaynaklardaki bilgileri daha önce belirtmiştik. Burada, arazi tahriri defterlerinden alınan diğer bazı kayıtlara dayanarak, bu hanedanın şeyh, ahi ve benzeri dini organizasyonlara bağlı kişilerle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Örneğin, kayıtlarda gördüğümüz gibi, 544 numaralı Bolu Vakıf Defteri ilk Osmanlı padişahlarının ve silah arkadaşlarının vakıf ve mülklerini içermekte ve bunlar arasında pek çok şeyh, fakih ve ahi bulunmaktadır. Ayrıca Osman ve Orhan Gazi'nin bu tür kişilere verdiği mülklerden bahseden 224 ve 225 numaralı kayıtlarda bulunmaktadır. Özellikle 46 numaralı kayıt Ezine kasabasının Süleyman Paşa tarafından Ahi Yunus'a vakfedildiğini ve şehrin sahibinin bu şehrin gelirlerini gelecek nesillere hizmet etmek üzere zaviyesine vakfettiğini göstermektedir. Süleyman Paşa Gelibolu'da Hacı İzzettin'e Ümit Viranını ve Kavak'taki bağını, Kavak Ahisi'ne ise Emir İlyas çiftliğini vakfetmiştir. Bakınız 192 numaralı kayıt. Kavak Ahisi ifadesi Kavak kasabasındaki ahi lideri anlamına geldiği için her köy ve kasabada bir ahi liderinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Kavak Ahisi vefat ettiğinde bu yerler başka bir ahiye verilmiştir. Bu şekilde Osmanlı padişahlarının Rumeli'deki fetihleri ve faaliyetleri sırasında da birçok ahi ve şeyh ile ilişkide olduklarını görüyoruz. Aynı organizasyon aynı akınla Rumeli'ye de geçmiş ve kendine özgü yöntemlerle bu bölgeleri Türkleştirme, İslamlaştırma ve imar etme çabasına girişmiştir. Örneğin 195-4 numaralı kayıtlarda bahsedilen Gelibolu'da Ahi Musa ailesine verilen imtiyazlar ve araziler bu konuda incelenmeye değerdir. 767 tarihinde düzenlenen vakıf belgesine göre, bu ailenin mülkü, Ahi Musa'nın soyundan gelenlere ve soyu tükendikten sonra akrabalarından veya köylülerden ahilik izni verilen herhangi birisine vakfedilmiştir. Bu şart, ahiliği teşvik etme ve koruma amacıyla konulmuş olup, ahilik teşkilatının önemini de göstermektedir. Ayrıca, istiladan sonra birçok derviş ve ahi ünvanına sahip kişilerle birlikte Rumeli'ne geçen bu şeyhin, ilk Osmanlı padişahları yanında sahip olduğu saygın konum, bu ailenin sahip olduğu diğer mülklerle de dikkat çekicidir. Gerçekten de, aynı ahinin çiftliklerinin yanı sıra, Malkara şehrinde bir hamam, dükkan ve değirmenlerin bulunması bu durumu kanıtlamaktadır. Ahi Musa'nın soyundan ve hatta özgürleştirilmiş kölelerinden bazıları da bu bölgede vakıf olarak bazı çiftliklere sahip olmuşlardır. Benzer şekilde Gelibolu civarında bir Kara Ahi köyü, başka bir Ahi Zule Zaviyesi de bulunmaktadır. Murat Hüdavendigar'ın Rumeli'deki ilk işgal bölgelerinden biri olan Malkara köylerinde Yegan Reis'e bir köy bağışlandığı ve bu köye yerleşen Yegan Reis'in soyundan gelenler adına Yegan Reis Köyü denildiği Yegan Reis'in bu köyde bulunan zaviyesinin vakfının oğlu Ahi İsa ve soyundan gelenlerin elinde olduğu belirtilmiştir. Kayıt 195-1. Aynı bölgede yine 1. Murat döneminden itibaren Aydın şeyhe vakfedilmiş bir yer bulunmaktadır. Kayıt 168. Benzer şekilde Yıldırım Bayezid'in de Dimetoka'da başka bir ahiye bir zaviye yaptırdığı ve ayrıca şehir içinde inşa ettirdiği bir hamamın gelirlerini bu zaviye'ye vakfettiği görülmektedir. Kayıt 169, Yenice Zara'da Kılıç Baba Zaviyesi, Kayıt 204, Çirmen'de Musa Baba Zaviyesi Kayıt 197 gibi zaviyeler bu dönemlerde kurulmuştur ve sadece Paşa Livası'nda bu şekilde ilk zamanlarda kurulmuş 67 zaviye bulunmaktadır. Diğer taraftan, Rumeli'ne ilk Osmanlı padişahlarıyla birlikte geçen ve fetihleri birlikte gerçekleştiren bu dervişlerle ilgili gerçekten dikkate değer, bazı bilgiler içeren kayıtlar da bulunmaktadır. Bu konuda bir fikir edinmek için 172-173 numaralı kayıtları incelemek yeterlidir. Dimetoka bölgesinde defnedilen Seyyid Ali, diğer adıyla Kızıl Deli Sultan, Rumeli topraklarının İslam'ın şerefiyle tanıştığı sıralarda, anılan köylere 804 tarihli bir mülkname ile yönetici olarak atanmıştır. Ve o tarihten itibaren, Kızıl Deli'nin oğullarının yönetimindeki Tatar Viranı ve Tatarlık gibi mezralar, zaviyelerine gelen yolculara hizmet etmek karşılığında bir vakıf olarak kaydedilmiştir. Dikkat çekici olan şu ki, eskiden Tatarlar tarafından iskan edilmiş bu harabeler bir savunma köyüydür. ve babalarının payına yönetici olarak atanan Ahi Ören ve Bahsayış, vakfın kurucusu ve ataları adına Kızıl Deli Derbendi ismi verilen bu savunma yeri kendileri ve beraberlerindeki dervişlerle birlikte korunmaktadır. Ve bu savunma yeri sayesinde 58 Müslüman ve 23 gayrimüslim haneli bir köy haline gelmiştir. Demek ki Allah'ın dağlarında böyle bir asayişin ve yolculuğun sağlanması için canlandırılması gereken bir savunma yerinde zaviye kurulmuş ve köy oluşturmuş bu Bektaşi şeyhleri aynı zamanda hizmetleri takdir edilen yandarmalardır. Ve dağ başlarında emniyeti sağlayabilen doğal yeteneklere sahip insanlardır ve başlangıçta bu gibi hizmetleri karşılığında geleneksel yükümlülüklerden muaf tutulmuşlar ve kendilerine dağ başında sadece bir harabenin mülkiyeti verilmiştir. Gerçekten de bu dönemlerde henüz yüzlerce köyden haraç toplayan Bektaşi tekkesinden eser yoktur. Dağ başlarını, boş ve kurak toprakları işlemek için yerleşen, Çocukları arttıkça köyler kuran ve yerleştikleri toprakları yavaş yavaş bir kültür ve ekonomi merkezi haline getiren bir grup göçebe bulunmaktadır. Dağ başlarında yerleşen bu göçebelerin orada tutunup çoğalmaları onların gücünü göstermektedir. Bunlar cesur ve azimli Türk kolonileri, bu topraklara sadece bir fatih ve işgal ordusu olarak gelmeyen Türklerin ülke ve toprak açılımlarıdırlar. Bakınız not 11 yeni fethedilen bir Hristiyan toprakta, bu şekilde gelip dağ başlarında yerleşecek, oraların imar ve emniyetiyle meşgul olacak ve kurdukları merkezlerle Türk dilini ve dinini yaymaya başlayacak misyonerlere ve gönüllü göçebelere sahip olmanın yeni kurulan Türk devletinin en büyük gücünü temsil etmekte olduğu açıktır. İmparatorluğu kuran güç işte bu kadar kendinden emin, kendiliğinden taşan ve atılgan bir fetih gücüydü. Bu dervişlerin geldikleri yerlerde olağanüstü ayrıcalıklarla karşılandığını düşünmek doğru değildir. Bir asker gibi savaşabilme yeteneğine sahip olmalarına rağmen aynı zamanda bir köylü gibi çalışan bu dervişlerin çoğu bu dönemde bile öşürden, tarımsal ürünlerden alınan vergiden muaf değillerdi. Örneğin 182 numaralı kayıtta görüleceği üzere Anadolu'dan gelip Şumlu'ya bağlı bir köyde yerleşen Hüseyin Dede ve ardından gelen beş oğlu köyde inşa edilmiş zaviyede gelen geçene hizmet karşılığında tüm resimlerden muaf olmalarına rağmen, öşürlerini köyün sipahisine ödemeye devam etmişlerdir. Bu dönemde gördüğümüz dervişler, doğrudan tarımla uğraşan, bağ ve bahçe yetiştiren ve zaviye ile değirmen inşa etmekte yetenekli çalışkan insanlardır. Vakitlerini sadece ayin ve ibadetle geçirdikleri, başkalarının sırtından geçindikleri yönünde henüz herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bakınız kayıt 208-1. Örneğin, ileride birçok vakfa sahip büyük bir derge haline gelecek olan, Varna'ya bağlı Kaligra Kalesi'nde bulunan Sarı Saltık Baba Türbesi dervişleri de bu dönemlerde işledikleri bağ ve bahçelerden, ellerindeki sazlık, çayır ve çiftliklerden elde ettikleri ürünlerin bir kısmını sipahiye ve padişaha verdikten sonra kalanını zaviyede gelen geçene yedirmektedirler. Bu şekilde bu türbe, Henüz büyük ve zengin bir tekke haline gelmemiştir. Sarı Saltık hakkında bildiklerimizi biraz hatırlamak, bu dervişlerin Rumeli'nin işgalinde oynadıkları önemli rol hakkında bize fikir verecektir. Gerçekten de, gerek Evliya Çelebi'de gerekse diğer saltıknamelerde verilen bilgiler, efsanevi hikayeler ve menkübeler olmakla birlikte çok anlamlıdırlar. Özellikle dervişin eski bir Türk yurdu olan Dobruca ve diğer Hristiyan ülkelerindeki faaliyetleri Osmanlı istilasıyla birlikte ve ondan önce Balkanlarda yürütülen din ve fikir propagandası ve bu propagandanın aktif ajanları olan dervişlerin rolü hakkında düşünmemize sevk edecek niteliktedir. Köylerde zaviyeler nasıl kurulur? Genel olarak şehirlerde gördüğümüz türbe ve mezarlar, sahiplerinin ölümden sonraki hayatlarının temini için bir takım hayır işleri ve genel hizmetlere tahsis edilen gelirlerle vakfedilmişlerdir. Bu şekilde Gelen geçenin çeşmeden su içip hayır sahibi için dua ettiği türbeler olduğu gibi zaman zaman fakirlere yiyecek ve giyecek dağıtmak, yolcu ve misafirlere yiyecek ve yatacak yer temin etmek için vakıfları olan türbeler de bulunmaktadır. Kayıt 2 ve 135. Bu konuda en kapsamlı yöntemlerden biri bırakılan vakıf parası ile türbeyi bekleyen kişilerin ölünün ruhunun huzuru için sürekli ibadet etmeleri veya Kur'an okumaları için görevlendirilmeleridir. Aynı şekilde kapsamlı bir diğer yöntemde dönemin zengin ve etkili kişilerinin kendi ruhlarının selameti düşüncesiyle bazı evliyaların veya sahabelerden bazı kişilerin mezarlarını onararak ve yenileyerek bu büyük ölülerin yardımını kendi üzerine çekmek istemeleridir. Bu tür mezarları ziyarete gelenlerin getireceği adaklar ve sadakalarla zenginleşmeyi veya kolayca geçinmeyi düşünerek bir evliya mezarı kurup yenileyerek Kendisini türbedar olarak atamak isteyen insanlar da elbette bulunmaktadır. Ancak burada inceleyeceğimiz türbeler ve bazen bu türbelerin çevresinde oluşan zaviyeler daha farklı bir mahiyet ve anlam taşıyan kurumlardır ve çoğu zaman zaviyede yatan ölüler zaviyenin kuruluşunda bir amaç değil, sadece bir vesile ve örnek olarak hizmet ederler. Gerçekten de incelemek istediğimiz zaviyeler sosyal ve dini önemli akımların doğurduğu önemli propaganda ve kültür kurumlarıdır ve yeni açılan bölgelere yerleşen Türk göçebelerinin yerleşim ve organizasyon merkezleridir. Söz konusu zaviyelerin kurucuları veya adına kuruldukları şeyhler ve dervişler genellikle, o köylerde yerleşen göçebelerin o bölgedeki öncüleri ve kafile liderleri veya büyük babalarıdırlar. Bu konuda daha net bir fikir edinmek için, kayıtlarımızın defteri Hakani bölümünde yer alan bazı zaviye tarihçelerine göz atalım. Örneğin, 142 numaralı kayda göre, bir grup dervişle Horasan diyarından gelmiş olan Şeyh Hacı İsmail, Larende kazasında kendi ismini verdiği bir köy kurmuştur ve bu şekilde şeyhin ailesi ve akrabalarıyla oluşan bu köy halkı, Yavuz Sultan Selim zamanında yazılan bir defterde 95 yetişkin erkeği kapsamaktadır. Bu köyde yaşayan şeyh Hacı İsmail'in oğullarının yaylak ve mera işlerinde çevrede yaşayan Türkmen aşiretleriyle olan ortaklıkları ve diğer ilişkiler bu ailenin bu cemaatlerden ayrılarak toprağa yerleşmiş bir cemaat olduğunu ve belki de bu bölgelere komşu cemaatlerle aynı zamanda geldiklerini göstermektedir. Diğer yandan bu aile zamanla bu köyde yerleşmekte ve çoğalmaktadır. Şeyh İsmail'in oğlu Musa Paşa burada bir zaviye inşa etmiş ve onun oğlu da ikinci bir zaviye yaptırmıştır. Aynı cemaatten Yunus Emre adında bir kişi, bir mezrayı Karamanoğlu İbrahim Bey'den satın almıştır ve elinde mülkname belgesi bulunmaktadır. Ayrıca bu ailenin üyeleri ve dervişleri avarız, yani olağanüstü vergiler, resmi ganem, yani ganimet vergisi ve resmi çift, yani çiftlik vergisi gibi vergilerden muaf tutulmuştur ve öşürleri de, yani tarım vergisi, bu zaviyede kullanılmaktadır. Görülüyor ki, Şeyh Hacı İsmail köyünü kuran derviş, bildiğimiz gibi elinde asa, belinde teber dolaşan heyecanlı bir aşık değildir. Belki de bir cemaat lideri ve bir kabile reisidir. Her halükarda etkileyici bir kişiliktir. Çünkü, Birçok ayrıcalıklarla buraya gelip yerleşmiş olan bu Horasanlı göçmenlerin devlet tarafından neredeyse hiçbir işlerine karışılmamaktadır. Bu dönemde zaviyelerine misafir olan gezginlerin kendilerini bir hanedan üyesinin veya bir derebeğinin konakladığı yere gelmiş gibi hissedeceklerinde şüphe yoktur. Bir köyde bir zaviye inşasıyla öşrün oraya tahsisi de, bugün devlete ait olan genel hizmet işlerinden birinin, yani yolun ve yolculuğun güvencesinin bu ailenin bağımsız olarak üstlenilmesi şeklinde anlaşılabilir. Aynı şekilde, Ankara'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde korunan 537 numaralı Erzurum Vakıflar Defteri'nde Kuzey Nahiyesi'nde Kurdi köyünde şu açıklama yer almaktadır: 13 Molla Mehmet Kurdi büyük alimlerden sayılmıştır. Acem Diyarından gelmiş, Akkoyunlu döneminde Anadolu'ya gelip Kurdi adlı köyü canlandırmış, tarımı korumuş, öğrencilere karşılıksız eğitim vermiş ve sonsuz bir sadakatle geçimini kendi çabasıyla sağlamıştır. Boş bir köye gelerek yerleşen ve orayı canlandıran Molla Mehmed'in kurdi lakabının açıklaması için vilayet yazmanı şöyle bir hikaye anlatıyor. Bir zamanlar Acem bilginleri, çözemedikleri bir meseleyi kendisine gönderdiklerinde, o bu meseleyi, bu adam bilginlerin kurdudur şeklinde, övgü toplayacak bir biçimde çözmüştür. Ancak, bilgisi bu derece yüksek olmasına rağmen bir köye gelip tarımla uğraşan, bu Türk aliminin kurdlukla olan ilişkisi ayrıca incelenmeye değer bir konudur. Kayıtlarda rastlanılan, bilim ve öğretmenlikle uğraşan ancak sürekli olarak tarımla da meşgul olan dervişlere benzer şekilde, akrabaları ve ilişkileriyle birlikte bir bölgeyi canlandıran, köyler kuran, köprüler, camiler ve değirmenler inşa eden ve bu tür hizmetler karşılığında kendilerine şehlik unvanı verilen, ve muafiyetler bahsedilen keramet sahibi şahsiyetlere dair daha birçok örnek sunmak mümkündür. Bakınız kayıt 143. Örneğin, 194 numaralı kayıtta bahsedilen ünlü Yakup Halife'nin akrabaları ve ilişkileri, Trabzon'un Kortun ilçesinde, sahip oldukları topraklarla birlikte toplamda 73 hane olarak 5 köy kurmuşlardır. Bu aile, Yakup Halife ve Süleyman Halife köprülerine, Yakup halife ve bakacak bentlerine hizmet ettikleri için vergi ve resimlerden muaf tutulmuş ve ürünlerini o hane halkından kim şeyh olursa ona ve geçenlere harcamaktadır. Benzer şekilde 203 numaralı kayıtta da yıllardır harabe olan ve yol üzerinde bulunan bir alanı bir aşiretten insan bulup canlandırmak şartıyla Sinan Bey'e yurtluk ve kadimlik olarak vermişlerdir. Bu kişi orada bir cami ve tekke inşa edip yeni alanlar açarak çiftlik haline getirmiş, ve bu şekilde mülkiyeti zaviyeye vakfetmiştir. Bu ve benzeri kayıtlar birçok zaviyelerin nasıl kurulduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekten de bu dervişler toplulukları ve akrabalarıyla birlikte bu bölgelere gelip yerleşmiş muhacirlerdir. Ve böyle boş bir yerde bir zaviye inşa etme işi Oraların inanç ve güvenliğinin sağlanması için olduğu kadar ailenin ayrıcalıklı konumunun korunması için de kurulması gereken genel bir hizmet kurumu anlamına gelmektedir ve imar ve iskan taahhüdünün yerine getirilmiş olmasının bir işareti olarak kabul edilmektedir. 141 numaralı kayıtta Akça Kurum olarak bilinen bir arazide bazı muafiyetlerle toprağı işleyen soylular görülmektedir. Başka bir köyde yine canlandırılma şartıyla dervişlerin elindedir. Kayıt 202 Aynı şekilde, yatağın Abdal Zaviyesi'nin Bozdağ'da Karlı Oluk Deresi ve Kaba Koz olarak bilinen yerleri bu şeyhe verilmiş yurtluk alanlardır. Kayıt 98 Şarki Karahisar'da kadim yurtları üzerinde zaviye sahibi olan bir abdalın ailesinin, aynı zamanda bölgeyi fethedenlerin soyundan gelmeleri dolayısıyla ve yol üzerinde bir yerde oturup gelip geçenlere hizmet ettikleri için, müdahale edilmesi mümkün olmayan bir bağımsızlık içinde o bölgeyi yönettikleri anlaşılmaktadır. Kayıt 158 Bu zaviye sahiplerinin bölgeyi fethedenlerin soyundan gelmesi dikkate değerdir. Gerçekten de, diğer bölgelerde, bu dervişlerin bazılarının doğrudan o bölgelerin fethine katılmış savaşçı gaziler olduğu bilinmektedir. Genellikle bu tür hizmetler karşılığında kendilerine verilen boş arazilere aileleriyle birlikte yerleşmektedirler. Bu şekilde birçok köylere isimlerini veren şehirler bulunmaktadır. Bu imar ve iskan işinin genişliği hakkında bir fikir vermek için şu örnekleri de zikredebiliriz. Rumelinde Yağmuroğlu Hasan Baba Zaviyesi, Tanrı Dağ eteklerinde terk edilmiş bir mezra üzerine kurulmuş olmasına rağmen, kendisine çektiği kalabalık ve çevresinde inşa edilen değirmen ile bahçe sayesinde bu yerlerin işgal edilmesine ve gelip geçenlere faydalı bir durak, ve mola yeri haline gelmesine neden olmuştur. Bu zaviyede 28 derviş bir araya gelmiştir. Kayıt 179. Hasköy civarındaki Osman Baba zaviyesi de Osman Baba tarafından boşaltılan yerler üzerine kurulmuş olup bu şeyhin takipçileri defterde 69 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu zaviyenin malzemeleri arasında 16 kazan, 37 tepsi, 16 bakraç ve daha fazlası bulunmaktadır ki Tören günlerinde pişirilen yemeğin önemi hakkında bir fikir vermek için bu detayları belirtmek mümkündür. Gerçekten de bu zaviyeye yılda yaklaşık 356 adet kurbanlık koyun geldiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Aynı şekilde zaviyelerle birlikte bu zaviye çevresinde toplanan kalabalığa bir örnek olarak Dimetoka civarında Elmalı Mezrası'nda yerleşik Temurhan Şeyh'e ait bir kayıt da zikredilebilir. Bu zaviye çevresinde Vakfın sahibi olan aileden 128 hane bulunmakta ve bunlar resmi izinle bu vakfa hükmeden 24 haneden ve izinsiz olarak tasarruf eden diğer 31 haneden ayrılmaktadırlar. Ayrıca bu vakfa hizmet ettiği için muaf tutulan 53 hane bulunmaktadır. Bakınız 171 ve 174 numaralı kayıtlar. Aynı şekilde Eski Hisar'da Zagrade'de timar usulüyle işletilen Mümin Baba Zaviyesi'nde de 30 derviş bulunmaktadır. Kayıt 177. Şeyh Ömer Dede zaviyesinin dervişleri de aynı şekilde söz konusu şeyhin soyundan gelmekte ve bizzat kendileri çalışarak zaviyeyi işletmektedirler. Kayıt 212. Açılacak toprak arayan muhacir dervişler. Görülüyor ki, zaviyelerin çoğu boş toprak bulup kendilerine yer edinmek için yeni fethedilmiş Rum topraklarına yerleşen göçmenler tarafından kurulmuştur. Gerçekten de, Yeni açılan ya da terk edilmiş bu topraklar üzerine kurulan zaviyeler, o yerleri canlandırmak, imar ve iskan etmek açısından büyük bir rol oynamaktadır. Boş toprak aramak, dağdan ve bayırdan toprak açmak, yaşanılamayacak kadar ıssız, tenha ve tehlikeli doğa koşullarında hırsızların uğrak yeri haline gelmiş yerlerde yerleşmek gibi işler yalnızca azimli insanlar ve hayat dolu bir millet tarafından gerçekleştirilebilir. Hatta birazdan göreceğimiz üzere Zaviyelerin çoğu, özellikle seyahat ve ticaret için tehlikeli kabul edilen yerlerde kurulmaları devlet tarafından teşvik edilmekte ve bu açıdan dağlardaki korkutucu geçitlerde kurulan sığınaklara jandarma karakollarına benzetilmektedirler. Bu konuda daha iyi bir fikir edinmek için bazı zaviye kayıtlarını incelemeye devam edelim. Böylece zaviyelerin dağlardan ve bayırlardan arazi açma ve yeni köyler kurma konusunda üstlendikleri rolü daha iyi anlayacağız. Saruhan'da Nif bölgesinde Kapu Kaya olarak bilinen yerde Hamza Baba adında bir derviş, çetin bir arazi açıp canlandırarak, su getirip bir zaviye inşa etmiş, bağ dikmiş ve Allah rızası için oradan geçenlere hizmet ettiği için Sultan Bayezid tarafından öşürden muaf tutulmuştur. Kayıt 89 Kütahya köylerinden birinde, Genç Abdal adındaki bir derviş, Zaviye inşa ederek ve dervişlerin yardımıyla eski dönemlerden kalan terk edilmiş arazileri açıp tarıma kazandırdığı için Kütahya kadısı bu durumu padişaha bildirdiğinde dervişlere bazı vergilerden muafiyet sağlanmış. Kayıt 30. Benzer şekilde Kütahya'da Beşparmak Dağı'nın altında Hüsam Dede adında bir aziz kendi çabasıyla 35 dönüm kadar arazi açıp bağlar dikmiş. Oraya evler, ahırlar hanegah ve mescit yaparak ortaya çıkardığı mülklerin gelirini yoldan geçenlere harcamak üzere vakfetmiş. Daha sonra, oraya birçok derviş gelip yerleşmiş ve çalışarak elde ettikleri ürünlerin öşrünü ve yer vergilerini toprak sahibine ödemekle birlikte, ayrıca oradan geçenlere de hizmet etmişler. Kayıt 35 Saruhan'da Şeyhler Köyü'ndeki zaviyenin arazisine, Dede Balioğlu Şeyh Torul Bağ ve Bahçe yaparak tarım yapılan arazinin öşrünü zaviyeye vakfetmiş, Kayıt 1 ve 4. Yine Saruhan'da Akka'ya adlı dağ içinde Şucca Abdal ve arkadaşları birlikte bir parça arazi satın alıp taşını ve ağacını temizleyerek 10 akçe vergiyle yerleşip canlandıracaklarını taahhüt etmişler ve Fatih Sultan Mehmet tarafından kendilerine muafiyetname verilmiş. Kayıt 84. Malatya'da bir zaviye'nin vakfı olan toprakta terk edilmiş araziden canlandırılmış. Kayıt 628. Bu dervişler sadece terk edilmiş arazileri açıp bağ ve bahçe yetiştirmekle kalmamış, aynı zamanda iyi cins meyve ağaçları, limon, portakal ve gül bahçeleri yetiştiren yetenekli bahçıvanlar, değirmen yapısı ve inşaatında deneyimli, kuyu kazıp su çıkaran ve araziyi sulamayı bilen yetenekli mühendisler olmuşlar. Dönemin teknik durumu düşünüldüğünde, uygun bir yerde bir değirmen inşa etmek ve onu işletmek gibi işler büyük bir beceri ve deneyim gerektirir. 100, 101, 102, 1 numaralı kayıtlardaki zaviyelerin vakıflarında gül ve limon bahçesi, armutluk, zeytinlik ve kestanelikler ve diğer meyve ağaçları zikredilmiştir. 214 numaralı kayıtta aynı şekilde, Delü Baba seccadesinde oturan Hacı Baba, zaviyesine iki değirmen ile mülk zeytin bahçesi ve armutluk vakfetmiş ve şeyhin oğulları tarımla meşgul olmuşlardır. 215 numaralı kayıtta ise, Tufan Dede adıyla tanınan ünlü şeyhin kendi yaptırdığı zaviyede, gelip geçenlere sunulmak üzere vakfettiği mülkler arasında değirmen, vergili bahçe ve yanında ünlü bir tür armut yetiştiren koz deresindeki abası da bulunmaktadır. Özellikle değirmen yapmak ve vakfetmek neredeyse genel bir yöntem olarak kabul edilebilir. Yamada Akyazılı Baba Zaviyesi'nin dervişleri birçok değirmen yapmışlar, ve değirmenlerin çevresinde bağ ve bahçe yetiştirip zaviyelerine vakfetmek için izin almışlardır. Ancak zamanında aldıkları bu izinler sayesinde vergiden muaf tutulan değirmenlerle öşür alınmayan bağ ve bahçeler zamanla çok büyümüş ki sonradan çıkarılan bir fermanla ancak diğer değirmenlerin vergisi ve Batava nehrinin ve Varna çevresindeki bağların ve bahçelerin öşrünün alınmaması uygun değildir denilmiştir. Gerçekten de bu zaviyede zamanla dervişlerin sayısı farklı tarihlerde 5, 10, 19 olarak artmış, iki gözlü değirmen de 4, 6 değirmene çıkmıştır. Bakınız kayıt 208. Benzer şekilde, Nigebolu'na bağlı dervişler köyü de şu şekilde oluşmuştur. Koyun baba dervişlerinden Ali Kocu adındaki dervişin zaviyesinin başlangıçta herhangi bir vakfı ve geliri yokmuş. Bu kişi öldükten sonra arkadaşları toplanıp, kendi yetiştirdikleri, Bağlardan ve bahçelerden elde ettiklerini zaviyede gelip geçenlere sunmaya başlamışlar. Bu bölgede kayıtlardan muaf boş bir mezra tapulayıp öşür bedeli olarak yılda 200 akçe ödemek üzere padişahtan bir karar almışlar. Sonra bu mezrada içinde iki değirmen inşa etmişler ve bu şekilde zaviyenin vakfı olan mezra yavaş yavaş büyümeye başlamış. Dışarıdan hiç kimsenin kaydı olmayan gayrimüslimlerden de 14 kişi toplanarak Mezra 45 hanelik bir köy haline gelmiş ve o dönemin padişahı da bu köyü tüm hakları ve vergileriyle bu şekilde nüfuz ve gücünü göstermiş olan zaviye'ye vakfetmiş. Kayıt 181. Çirmen nahiyesinde ise Timur Taşbey oğlu Hızır Baba'ya verilen ve kendisi tarafından da zaviye'ye ye vakfedilen yerler üzerinde de kısa sürede 22 hane derviş toplanmıştır. Bu dervişler doğrudan 35 mudluk tohum ekilen bir araziyi işlemekte ve 300 kadar armut ağacı yetiştirmişlerdir. Kayıt 193 Görülmekte ki, bahsettiğimiz dervişler, çileci ve yalnızca dini ibadetlerle meşgul olan bir grup olmaktan çok, çalışma ve toprağa işleme sevgisiyle hareket eden, kırlara doğru genişleyip yayılan bir toplumun ortaya çıkardığı canlı ve girişimci bir yeni insan tipidir. Ve aslında yararlandıkları önemsiz bazı muafiyetler özellikle başlangıçta taşıdıkları bu büyük hizmet ve fedakarlık duygularına karşı gerçekten uygun ve adil bir ödül olacak şekilde verilmiştir. Böylece boş ve ıssız yerleri canlandırdığı görülen dervişlerin bile birçok vergiden muaf tutulmadıkları, öşür verdikleri ve geleneksel vergiler içinde devlete belli bir miktar ödedikleri görülmektedir. Sıkı bir devlet kontrolü de bu derviş adı verilen çiftçilerin sonradan yaptıkları gibi önemli bir iç geliri elde eden bir sömürücü sınıfa dönüşmelerini engellemeye çalışmaktadır. Bu nedenle bu dervişler incelediğimiz dönemlerde toplumda hissedilen bir ihtiyacın ifadesi olarak verilen hayat gücüyle her türlü zorluğa rağmen yerleştikleri yerlerde toprağa bağlanıp tutunmakta ve orada başarıyla çoğalmaktadırlar. Aslında bu tür zaviyelere çoğunlukla işlenmemiş veya terk edilmiş ve bu nedenle hukuken işleyecek kişilerin mülkü olabilecek durumda bulunan topraklar vakfedilebilir. Bazen bir mülk toprağı zaviye vakfı olduktan sonra da öşür vermeye devam ederken, bazen de sahibinin sefere katılma zorunluluğu nedeniyle elde ettiği bir toprak, zaviye vakfı olduktan sonra da yine sefere katılımcı gönderme zorunluluğunda bulunabilir. Örneğin 67 71 numaralı kayıtlardaki Zaviye Vakfı toprakları öşür ve haraç vermeye devam etmektedir. 8, 9, 10, 71 ve 73 numaralı kayıtlarda görüldüğü üzere, savaşa katılan veya yerlerine adam gönderen Zaviye şehirlerinin bulunması, daha önce Osman Gazi ve Orhan'ın birçok silah arkadaşlarının ahi ve derviş unvanı taşıyan savaşçı dervişler olduğunu göz önüne aldığımızda bizi şaşırtmamalıdır. Nitekim İbni Batuta'nın ahilerden bahsettiği gibi, onların Anadolu'da Türkmen kabileleri arasında her köy ve kasabada bulunarak eşkıyayı bastırmada büyük bir güç temsil ettiklerini söylemesi önemlidir. Şüphesiz ki, bugünkü bazı faşist rejimlerdeki parti milisleri gibi, ahilerin emri altındaki gençlik teşkilatı da silah kullanmayı öğrenmiş olup, gerekirse Ankara ahilerinin yaptığı gibi, idari bir bağımsızlığa kadar ulaşan sağlam bir organizasyon kabiliyetini gösterebiliyordu. İleride göreceğimiz üzere, tenha ve ıssız yerlerde adeta bir güvenlik karakolu ve bekçi görevlerini yerine getiren zaviye şeyhlerinin bu özel zaviyeleri de ancak kendilerinin temsil ettiği bu savaş ve baskı gücüyle açıklanabilir. Derbent bekleyen dervişler ve zaviyelerin emniyet ve menzil vazifeleri Zaviyelerin bazılarının kurulma ve korunma sebepleri arasında boş toprak bulup yerleşme ihtiyacı hisseden muhacirlerin etkili temsilcileri tarafından yeni işlenmeye başlanan toprakların gelirleri ve devlete ait genel hizmetlerin bir kısmını üstlenerek yolculara ve taşımacılığa yardım etme karşılığında kendilerine tanınan muafiyetleri sürdürme çabası bulunabilir. Gerçekten de hükümetin İç kolonizasyon işlerinin aktif ajanları konumundaki zaviye sahipleri gibi dervişlere uzun süre bazı ayrıcalıklı durumlar tanıması, onların kurdukları zaviyelerin gerçekten yerinde açılmış olması ve etkili bir şekilde yolculara yardım edebilmesiyle mümkündür. Aksi takdirde, 15 numaralı kayıtta görüleceği üzere zaviyenin yol üzerinde bulunmaması nedeniyle zaviye olma hakkının olmadığından bahsedilir. Veya 12, 13, 14 numaralı kayıtlarda olduğu gibi şehirlerin yolculara ve seyahat edenlere hizmetle yetersizlikle veya kötü davranışları ortaya çıktığında bu zaviyeler ya kapatılır ya da sahiplerinden alınarak başkalarına verilir. Öte yandan devlet için bilinen birçok zaviye yeri boş ve harap olduğunda oraları yeniden canlandırmak ve zaviyeyi işletmek için taahhütte bulunanlara tekrar verilir. Örneğin Kütahya'da Şeyh Saltık Zaviyesi'nin daha önce timara verildiği için harap olduğunu fark eden bir vilayet muharriri bunu merkeze onaracak birini bulun şeklinde bildirir. Böylece bu zaviye şeyhliği adayı için bir nevi bekleme durumu söz konusudur. Kayıt 15. Bu şekilde boşalan başka bir zaviye şeyhliği için Kütahya kadısı Ahi Hızır'ın uygun olduğu belirtilmiştir. Kayıt 16. Aynı şekilde Kütahya'da harap durumda bırakılmış Şeyh Bahsayış zaviyesinin imaretine İsa Fakih'in iltizam gösterdiği için kendisine sadaka verilmiştir. Kayıt 18 Benzer şekilde, Karaman'da Öykünülü Viran adlı mezrayı Derviş Bahsayış, tamir etme ve yolda ve seyahatte olanlara hizmet etme taahhüdü sebebiyle, Cem Sultan'ın işaretiyle meskur dervişe tahsis edilmiştir. Daha sonraki bir tarihte de aynı zaviye çok uygun bir yerde bir zaviye olduğu için kayıtla kesinleştirilmiştir. Ve bu şeyhin çocukları bu bölgede kendi çiftçileriyle tarım yaparak yolda ve seyahatte olanlara hizmet ettikleri için herhangi bir vergi ve avarız ödememişlerdir. Kayıt 36 Kadıların diledikleri kişiye verdikleri başka bir zaviye hakkında. Hacı Hızır, onarımı üstlenmekle berat almış, o da zaviyeyi yeniden inşa ederek gelip geçenlere hizmet etmeye başlamıştır. Kayıt 37 Bursa'da birkaç defa yandıktan sonra yenisi yapılamayan bir zaviyenin, yol üzerinde ve yolda ve seyahatte olanların yatağı olduğu, gerekçesiyle bu sefer asıl vakıf köyü içinde kurulduğu görülüyor. Sivas yöresinde yol üzerinden mahalli tehlike arz eden bir takım harabeleri canlandırıp ve zaviye kurarak yolda ve seyahatte olanlara hizmet etmeye bir takım dervişler iltizam etmişlerdir. Kayıt 152 Çorumlu livasında defter dışı, korunması gereken bir yerde mezit fakih, bir mescit ve bir kervansaray inşa etmiş ve bu sayede gelecek insanlara çeşitli muafiyetler sağlanması sağlanmıştır. Böylece konaklamayı korumak için gösterilen özen ile bir araya gelenlerle oluşturulan bu köyün mülkiyet payı zaviye'ye aittir. Bu kayda göre zaviye kelimesi genel bir anlam ifade etmekte ve bazen bir tekke, bir konak yeri ya da burada olduğu gibi bir kervansaray bile zaviye olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de 219 numaralı kayıttan anlaşılacağı üzere zaviye yolcuların güvenle dinlenebilecekleri, hatta yiyecek bulabilecekleri bir yerdir ve zaviyenin biraz daha büyüğü bir imarethane olarak kabul edilebilir. Bu kayıtta vilayet yazmanı, Silifke'nin Kıbrıs'ın fethinden beri önemli bir geçiş yeri olduğu için, Zaviye Vakfı'nın bir medreseye verilmesini çok anlamsız buluyor ve gelen geçenlerin uyuyacak yer konusunda sıkıntı çekmelerini uygun görmeyerek, her sabit kararda yemek çıkarılması için zaviyelik olarak kullanılmasını deftere geçiriyor. Benzer şekilde, Bursa civarında Samit Dede adında bir derviş, Bursa ile İnegöl arasındaki Aksu kenarında böyle bir kervansaraylı bir merkezi yönetmektedir. Bu yer önceden Çiçek Dede tarafından canlandırılmıştır. Bakınız kayıt 88 ve 65. Bu kayıtlar, bahsettiğimiz dedelerin ve şeyhlerin sadece küçük zaviyelerin değil, aynı zamanda bu zaviyelerin büyümüş halleri olan tekkelerin ve kervansaraylı konak yerlerinin de başında olduklarını göstermektedir. Tekkelerle konak yeri ve zaviye arasındaki bu görev birliğini aşağıdaki kayıtlarda da görüyoruz. Nigebolu'da Hezar Grad civarında Bali Beyoğlu Yahya Bey'in tekkesi, Tutrakan gibi Rumeli'nde kötü bir yer olarak tanınıyor ve halk arasında, son zamanlara kadar Tutrakan'dan gelmiyorum. Yani ben o kadar kaba değilim, şeklinde bir söz dolaşıyordu. Bu yer, aşırı derecede korkutucu ve haydut yatağı olduğu için, orada sözü edilen tekkeyi inşa edip, ve otlaklardan ayende ve revendenin atları için ot biçip odun getirmek için sözü edilen kafirleri toplayıp sakinleştirmiş. O zamandan beri sözü edilen bey sayesinde bu yer emniyetli hale gelmiş ve Müslümanlar korkusuzca oradan geçmeye başlamışlar. Bu şekilde oluşan 162 hanelik köy, padişah tarafından bali bey zaviyesine vakfedilmiştir. Kayıt 183 Aynı şekilde Bozok'ta, sadece yol üzerinde olmakla kalmayıp aynı zamanda bir kaplıcası da olan bir köyde, gelip geçenlerin konaklaması ve hizmet alması için yapılan yapı tekke gibi bir ev olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde, kendi kendine oluşan bir iskan ve kolonizasyon şeklinden çıkarak, hükümetin sürekli kontrolü altında çalışan bir genel hizmet kurumu şeklini aldıklarını ve zaviye şehliklerinin resmi bir memuriyet haline geldiğini, ve ülkenin taşıma ve ticaret işlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olmak suretiyle refahın ve zenginliğin artmasında ne kadar büyük bir rol oynadıklarını büyük idare memurlarının çok iyi anladıkları açıktır. Bu konuda bir başka örnek Erzincan Vakıf Kanununda bulunmaktadır. Bu kanunun çeşitli maddelerinde uzun süren savaşlar sonucu harap olan bir ülkeyi canlandırmak, asayiş ve güvenliğini sağlayarak halkı çekebilmek için düşünülen önlemler arasında Eski zaviyelerin yeniden canlandırılması ve uygun yerlerde yenilerinin kurulması konusu vilayet yazarına devlet merkezinden açık bir talimat şeklinde detaylı olarak emredilmiştir. Bunun yanı sıra zaviyelerin oynadığı rol hakkında bir fikir edinmek için Sultan Süleyman tahrirlerine göre bu dönemde Anadolu vilayetinde 623, Karaman'da 272, Rum vilayetinde 205, Diyarbakır'da 57, Zülkadiriye'de 14, Paşa Livasında 67 Silistre livasında 20, Çimen livasında 4 zaviye olduğunu hatırlatmak da gereklidir. Bu zaviyelerin her biri en gerekli ve ıssız yerlerde mamur bir konak yeri hizmeti gördüğünü, derece derece farklı büyüklüklerde olanların imaretli ve kervansaraylı şekillerinin bulunduğunu biliyoruz. Zaviye şeyhlerinin aynı zamanda hem zaviyenin hem de çevrenin güvenliğinden sorumlu olduklarını hatırlayalım. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğunda asker ve memurları maaşla ödeyecek kadar para ekonomisi gelişmiş bir halde bulunmadığından, her görev ve memuriyet toprak gelirinden bir kısmının tahsis edilmesi veya sadece bazı vergilerden muafiyet karşılığında yerine getirilmektedir. Bu durumda, yolların ve ülkenin güvenliğiyle ilgili olan devlet, genellikle bu güvenliği sağlayabilecek durumda olan kişilere, savaş adamlarına veya cemaat liderlerine bir köyün timarını veya bir geçit yerinin köprü vergisini vermektedir. Veya bu hizmet karşılığında cemaatiyle birlikte o bölgede yaşayıp her türlü vergiden muaf tutulmalarını kabul etmektedir. Ancak bu gibi kişiler bu tür muafiyetler karşılığında o yerin güvenliğinden sorumludur. Bu bölgede bir hırsızlık veya cinayet vakası meydana gelirse bunları tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel olarak geçit bekçiliği organizasyonuna özgü bu düzenlemeler birçok zaviyede uygulanmaktadır. Bakınız kayıt 155, 156, 120. Dağ başlarında ve isimlerinden de anlaşılacağı üzere, mesela yalnız kuyu olarak bilinen harabelerde kayıt 83, 65, 136. Ahi çukurunda kayıt 119. Son derece gerekli yerlerde kurulan zaviyeler, daha önce belirttiğimiz gibi Kırsal alanlarda güvenlik ve konaklama hizmetleri sunar. Kayıt 3. Ayrıca ıssız ve korkuluk yerleri gözetlemek için bir tekke kurarak oraya yerleşen ve savaş zamanında asker gönderen yerler gibi zaviyeler de oldukça fazladır. Gerçekten de o dönemin iletişim teknolojisinin oldukça geri olmasına rağmen ticaret ve ziyaret amaçlarıyla yapılan seyahatler büyük ölçüde bu sayede kolaylaşmış ve güvence altına alınmıştır. Çünkü yol boyunca ve durak noktalarında stratejik olarak yerleştirilmiş köyler, zaviyeler ve kervansaraylar dikkatle korunmaktadır. Dikkate değer olan nokta ise, bugün ancak devletin yetkili kurumlarının bir plan dahilinde tasarlayıp gerçekleştirebileceği bu türden kapsamlı, ileri görüşlü ve düşünülmüş yapıların, o zamanlarda daha çok özel girişimlerle ve çoğu zaman kendiliğinden oluştuğudur. Devletin bu konuda izlediği yol, bu tür girişimleri teşvik etmek için gerekli olan izinleri, muafiyetleri ve hatta idari mali özellikleri sağlamaktan çekinmemek, her yerin ihtiyaçlarını o yerde bulunan ve hisseden kişilerin görüş ve girişimleriyle karşılayabilmesi için insan merkezli ve her kuruluşun kendi özelliklerine uygun şekilde gelişebilmesine müdahalelerini en az hissettirecek bir tutum benimsemek olmuştur. İncelediğimiz zaviyelerde genellikle vakıf kurumlarına verilen bu idari, mali özellikten faydalanmaktadırlar ve zamanına göre yolların güvenliğini en kolay, en etkili ve en ucuz şekilde sağlamanın en iyi çözümünü temsil etmektedirler. Zaviyelerin idaresi ve işleyiş tarzı Bu zaviye liderliklerinin çoğu, başlangıçta bu zaviyeleri kuranların çocukları tarafından yönetilmekte ve evlatlık vakıf olarak kabul edilmekteyken, Zamanla mirasçıların çekilmesi veya liderlerin bazı yolsuzlukları ortaya çıkınca devlet tarafından başkaları atanmıştır. Bakınız kayıt 17, 29, 34. Ve bu şekilde vakıf evlatlık vakıf statüsünden çıkarak kamu vakfı haline gelmiştir. Kayıt 22. Diğer yandan bu zaviyelerden bazılarının doğrudan devlet tarafından kurulmuş olması mümkünken bazı vakıflar şart olarak zamanın hakimi bu göreve uygun herhangi birisini şeyh olarak atar koşulunu koymuşlardır. Kayıt 215. Gerçekten de diğer vakıflarda olduğu gibi zaviyeler de vakıfların belirlediği koşullar dahilinde yönetilmektedir ve bazen kendi mütevellileri ve denetçileri bulunmaktadır. Kayıt 65 83. Ancak araziler genellikle geçmişte yurtluk olarak verilmiş ve ailenin ortak malı konumundadır. Bu durumda Vakfın şartları açıkça belirtilmediğinde, evlatlık vakıf olarak yönetilen zaviyelerde yönetim ortaklaşa kullanım şeklinde gerçekleşmektedir. Kayıt 217. Ancak sıkça, zaviyenin yönetimine çok sayıda kişinin karışmaması için ortaklığın kaldırılması anlamına gelen bir ifadeyle berat hak sahiplerinden yalnızca birine verilmektedir. Kayıt 38. Gerçekten de yukarıda birçok örneğini gördüğümüz üzere bu zaviye kurucularının aile bireyleri ve akrabaları oldukça kalabalıktır. Herkesin pay sahibi olmak istemesi nedeniyle büyük anlaşmazlıklar çıkmıştır. Örneğin, Kengir'de Kozlu Dede bölgesindeki iki zaviyenin sahipleri Şeyh Sami'nin evlatları 50 kişiydi. Bu yüzden hükümet paylaşım sistemini tamamen kaldırarak bu zaviyelerde kim şeyh ve seccadeye oturacaksa yalnızca onların denetçi olmasını emretmiştir. Kayıt 145. Bu zaviyeler bazen aynı tarikata mensup diğer daha eski zaviyelerin bir şubesi niteliğinde olduğundan, yeni zaviyenin şeyhleri ana zaviyedeki dervişler arasından seçilmektedir. Kayıt 167 Bazı zaviye kurucularının ve bazı zaviye şeyhlerinin kadınlar olması dikkate değerdir. Örneğin 63, 74, 32, 81 numaralı kayıtlarda belirtilen kız bacı, ahi ana, sakan hatun, hacı fatma zaviyeleri gibi. Bu konuda bir örnek olarak 43 mükerrer numaralı kayıttan bahsedebiliriz. Kütahya vakıflarında od yakan baba adlı dervişin bir köyde inşa ettiği tekke, civardan gelen adak ve kurbanlarla kısa sürede gelişerek önemli bir dini merkez haline gelmiştir. Bu gelişmede, tekkeyi yöneten Hacı Bacı adlı saygın ve dindar kadın, ardından gelen Hundi Hacı ve daha sonra bu mekanı canlandıran Sume Bacı adlı aziz ve bakire kadının büyük katkıları olmuştur. Özellikle Sume Bacı, kendi döneminde tekkeye bağışladığı çiftlikler, bağlar, bahçeler, değirmenler gibi mülklerin, kendi ölümünden sonra ailesinden kimse tarafından müdahale edilmemesi için, kişisel parasıyla değil, Müslümanların hayırsever bağışlarıyla satın alındığını herkesin önünde itiraf etmiş ve resmi kayıtlara geçirmiştir. Dolayısıyla, bu dönemlerde Anadolu'da kadın tekke şeyhlerinin varlığı bizi şaşırtmamalıdır. Aşık Paşa Zade'nin de bahsettiği gibi Rum ahileri, Rum abdalları ve Rum gazileri gibi gruplar ve kadın dervişler Bacıyanı Rum olarak adlandırılmıştır. Hacı Bektaş'ın Bacıyanı Rum'dan seçtiği Fatma adındaki kadına tüm kerametlerini göstermesi ve tarikatı ona emanet etmesi bu bağlamda önemlidir. 14. Anadolu'da dört grup, misafirler arasında isimleriyle anılırlar. Gaziyanı Rum, Ahiyanı Rum, Abdalanı Rum ve Bacıyanı Rum. Hacı Bektaş Sultan, bu gruplar içinden Bacıyanı Rum'u seçti ve onları Hatun Ana olarak adlandırdı. Hatun Ana, Hacı Bektaş'ın kızıydı ve Hacı Bektaş ona keşif ve kerametlerini gösterdi. Sonra da Allah'a kavuştu. Soru, Hacı Bektaş'ın çok sayıda müridi ve seveni var, onların biatları ve zincirleri nerededir? Cevap, Hacı Bektaş her şeyi Hatun Ana'ya emanet etti. Kendisi dünya işlerinden el çekmiş bir azizdi. O dönemde Abdal Musa adında bir derviş vardı ve Hatun Ana'nın sevgilisiydi. O zamanlar şeyhlik ve müridlik açıkça görünmüyordu. Zincirlerden de uzaktılar. Hatun Ana bu azizin üzerine bir mezar yaptırdı. Abdal Musa bir süre orada sessizce kaldı. Birçok zaviye aynı zamanda bir tekke gibi Ortak ayin ve ibadet yerleri olarak işlev görür ve gerekli olduğunda yolculara yatak ve yiyecek sağlarlar. Büyük merasim günlerinde hazırlanan yiyecekler hakkında fikir edinmek için bazı zaviyelerin sahip olduğu eşyaların incelenmesi faydalı olabilir. İncelenen defterlerdeki zaviye kayıtları genellikle bu tür bilgileri içerir. Ancak bir zaviyenin iç yaşamı ve dini görevleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için başka kaynaklardan da yararlanmak gerekebilir. Genel olarak, büyük bir çiftlik, tarımsal merkez ve malikane görünümü sunan zaviyelerde çeşitli tarımsal faaliyetler, bahçıvanlık, meyvecilik, fırıncılık ve değirmencilik yapılmaktadır. Özellikle hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, Aydın bölgesindeki Umurpaşa Türbesi vakıflarının, bu tür büyük bir tarımsal işletme olarak faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Kayıt 105. Bu vakıf çiftlikte 32 baş su sığırı ve 70 baş kara sığır bulunmaktadır. Vakfın başka bir çiftliğinde ise 73 kara sığır vardır. Ayrıca bu çiftliklerde yonca tarlaları, ormanlar, yazlık ve kışlık meralar, paydaşlar ve muhtemelen paydaş köleler de bulunmaktadır. Ancak bu büyüklükteki bir işletmenin zaman içinde karşılaşabileceği sorunlar ve zararlar da kayıtlarda belirtilmektedir. Çünkü vakıfların kayıtlarında belirtilen sağmal inekler, diğer çiftlik hayvanları ve köleler, bu tür bir çiftlik görünümüne sahip bir vakıfta uzun süre idare edilememektedir. Köleler zamanla serbest insanlar arasına karışır, zaviyede nüfuz ve mevki kazanır, hatta bazıları derviş ve şeyh olurlar. Hayvanlar, bakımsızlık nedeniyle ölür ve kaybolurlar, yönetimsizlik ve kötü kullanım da hissedilir. Bu nedenle en sağlam ve sürekli zaviyeler, diğerlerinden daha az zengin olsalar da doğrudan sahipleri tarafından işletilen ve aile vakfı olarak verilen zaviyelerdir. Kölelerin çalıştırıldığı bir çiftlik şeklinde yönetilen bir zaviye örneğini, Bursa ilinde Karış Dağı'nda Şeyh Akbıyık tarafından kurulan zaviyede görebiliriz. Ayrıca, çoğu zaviyenin, çiftlik hayvanları, kovanlar, inekler ve benzeriyle birlikte birkaç beyaz veya Arap köleye sahip oldukları da bu zaviyelerin eşya listelerinden anlaşılmaktadır. Birçok etkili dini yayma merkezi olan zaviyeler, özellikle Rumeli'de bazı müritlerini Müslüman olmuş köleler ve Hristiyan halk arasından sağlamış olmaları dikkat çekicidir. Birçok dervişini Abdullah oğlu olarak kaydedilmiş olması, ve bazı vakıf yöneticilerinin köle veya köle çocuğu olmaları bu durumu işaret etmektedir. Hristiyanlıktan dönme dervişlerin daha katı ve ateşli bir dini yayma aracı olacakları açıktır. Ayrıca uzun yıllar zaviyede yaşayan Hristiyan hizmetkarların etkileyici ve mistik dini ritüellerin etkisi altında İslam'ı kabul etmemeleri neredeyse imkansızdır. Hristiyan ülkelerde faaliyet gösteren Türk misyoner dervişlerin bu tür etkinlikleri ve Hristiyan iken daha sonra Müslüman olan dervişlerin bazı tarikatların ayin ve esasları üzerindeki etkileri ayrıca incelenmesi gereken konulardır. Benzer şekilde bu tarikatların sosyal yaşam idealleri ve çeşitli sosyal meselelere yaklaşımları da incelenmeye değerdir. Fakat bu konular hakkında bilgimiz yoktur. Ancak birçok dervişin birlikte yaşamak ve birlikte çalışmanın zevklerini tercih ederek komünist bir yaşam sürmek için bir araya geldiklerini kabul edebiliriz. Ayrıca son zamanlarda Rumeli'de bazı dervişlerin birlikte çalışarak elde ettikleri ürünleri iki gözlü depolara bölerek bir gözün içeriğini kendileri için ve diğer gözdeki ürünleri yolda kalan fakirlere tahsis ettikleri bilgisi verilmektedir. Bu davranış biçimleri onların hayır ve yardım amacına kendilerini adamış olduklarını düşündürebilir. Her şeyden önce şüphesiz olan bir şey varsa o da bu tekkelerin sadece bir sosyal yardım kurumu olmalarının yanı sıra Aynı zamanda yeniden yapılandırma ve yerleşim aracı olmaları, güvenlik ve ulaşımın sağlanması ve dini propaganda açısından son derece önemli kurumlar olmalarıdır.